Herkese merhaba, Lomboz'da yine bir canlı yayınla karşınızdayız. Merhabalar, merhaba. Selamlar, gelenler hoş geldi. Hemen bekleyenler var, heyecanla bekleyenler var, yoklama alanlar var. Ne güzel tekrar bir arada olmak. Bugün Coco Chanel kimdir sorusunun peşine düşüyoruz hep birlikte. Evet. Belki bu videoyu daha sonra kanaldan izleyenler olabilir. Ceren ve Reşit, Lomboz'da gerçek hayat hikayelerinin ve hayattan gerçek hikayelerinin peşinde olan iki kişi. Bugün de Coco Chanel kimdir sorusunun peşinde olacağız. Ben şaşırdım ve senin de şaşırdığını biliyorum Coco Chanel ile ilgili araştırma yapınca. Evet. Belki izleyenlerimizden bilenler daha önce şaşırmış olanlar ama bugün şaşıracak olanlar da olabilir. Çok etkileyen bir iki şey oldu, şaşırtan ama tabii bunun dışında zor bir hikaye aslında bizi bekliyor. Yani zor geçirilmiş bir hayat diyelim daha doğrusu, zorluklarla karşılaşılmış. Şimdi zor bir biyografi, evet. Benim için bir zorluğu ne? Moda. Aslında senin için de zorluğu. Yani ne Evet. Ceren ne ben, ikimiz de bu moda, kağıt, kürek, kıyafet işleri Hiç. sevmiyoruz yani. Şimdi bu tarafı var. Hatta ben başta hatırlıyorsun bir böyle ya sıkıcı olur falan beni Evet. uğraştırma demiştim ama kadının hayatına bakınca tabii garip garip işler var. Gerçekten Nazi ajanlığından ne bileyim garip ticari savaşlara hani ihanetten böyle aşka her şey var. Şey enteresan hani her biyografide olduğu gibi ama bununla daha fazla hikaye nereden baktığın önemli Ceren'cim. Yani sıfırdan bile değil sıfırın da altından eksilerden başlayan bir kadının zafere ulaşma hikayesini mi konuşacağız? Yoksa yalancı, dolandırıcı, üç kağıtçı, işte Nazilere casusluk yapan berbat bir karakteri mi konuşacağız? Aslında hepsini konuşacağız. Evet, nereden baktığımıza göre değişiyor. Bir de şu efsane yaratma süreci var ya dünyada. Bizde de var bu. Tabii Dünyada da canım, var. her Yani zaman. böyle sevdiklerimizin ayıbını, kusurunu örtelim ya da Parlatalım. çıkarımız olanların Tabii. ayıbını, kusurunu örtelim, parlatalım. Gerçekleri konuşmayalım. Gerçekleri herkes bilmese de olur gibi bir kafa var ya. Tam olarak ona bakıyoruz. Beni kişisel olarak bu hikaye ki bir modacı olmasına çok uzak durmama rağmen çeken de bu oldu. Bu ikiyüzlülüğü gösterebilecek olmak keyifli bir şey yani. Hani Evet. Lomboz'da seviyoruz ya o işi biz. Evet, neyse o. Doğru. Gerçek gerçek konuşalım bakalım. Resmen bağımlılık yaptınız bize demiş. Haluk değil Ne mi? güzel. Öpüyoruz Merve'yi, Evet Halu, ya. Adaperest'e sevgiler. Muvu ne demiş? Ailemde, Ailemde, çevremde çevremde. çalışma disipliniyle övülen biri olarak çalışmalarımı erteleyip gizli gizli lomboz izliyorum demiş. Ya çok teşekkür ederiz vallahi ya. Ya, bence yanıldınız Reşit Bey demiş bak Hilal. Ve Hilal, selam Lomboz. Herkese selam tabii ki. merhaba. Nerede yanıldım Hilal ya? Anlamadım. Ne dedim de yanıldım gene? Daha baştan nereye yanıldım Daha Hilal? baştan evet Daha ilk biliyorum. cümlemde nerede yanıldım? Ben de bilemedim şimdi o kadar çok şey söyledik ki acaba hangi Neyse. noktaya Yazar o söyledi. şimdi. Evet yazar şimdi Yazar o birazdan şimdi. görürüz. O zaman başlayalım. Coco Chanel kimdir deyince tabii ki nereye gideceğiz? Fransa'ya gideceğiz. Evet, bu yayında böyle bir zorluğumuz var. Daha demin yani yayından hemen önce Ceren dedim ki ya bu Fransızları falan çok zorlanıyorum. Abi yok yok Fransızca yok ya. Şehirler zor, Dilim isimler dönmüyor, zor. isimlere dönmüyor. İşte mazur görün her zaman gibi gene söylüyorum. Evet. Şimdi Gabriel Bonheur Chanel Diye doğuyor. diye doğuyor. Ortada Coco Coco Chanel yok. değil, yok. Coco bunun lakabı. Onu anlatacağız şimdi nereden aldı. Daha çok yıllar geçecek Coco Chanel olana kadar. Bizim kızımız Gabriel Bonheur Chanel 19 Ağustos 1883'te Fransa'da dünyaya geliyor. Hangi şehir olduğunu yazmadım. Neden? Çünkü dilim dönmüyor. Dilim dönmediği için de genel olarak Fransa'da dünyaya geldi bilsek yeterli dedim bu yayın için. Heyecanlı bir hikayesi var demiş bu arada Hilal. Ha tabii. Zaten onun Evet. için girdik Hilal'cim mevzuya. Evet. Heyecanlı ama tatlı bir hikaye değil bence. Benim düşüncem. Sebeplerimi de söyleyeceğim. Şimdi Gabriel Bonheur Chanel 19 Ağustos 1883'te Fransa'da doğuyor Cerucum. Çok fakir bir aileye doğuyor. Annesi Eugène Jeanne Devol Chanel. Babası Albert Chanel. Annesi çamaşırcı. Yani çamaşır yıkıyor. Babası da seyyar satıcı. Bizde çerçi derlerdi ya eskiden biraz onun gibi. Kasaba kasaba şehir şehir gezip bu adam kadın kıyafetleri satıyor, çamaşır satıyor vesaire öyle bir şey satan bir adam. O kadar parasızlar ki bu ikisi. Bizim Gabriel'den önce yani Chanel'den önce bir ablası var. Araları bir yıl bile değil. Evlenemiyorlar bak o çocuk doğuyor, Chanel doğuyor evlenemiyorlar parasızlıktan. Sonra zar zor evleniyorlar. İkilinin yani Chanel'in anne ve babasının 6 çocukları oluyor. Bunun bir tanesi henüz bebekken kurtulamıyor yani o bebek hastalıklarından sağ çıkamıyor.
Geriye kalıyor 5 çocuk. 2 erkek, 3 de kız. En büyük 2 numara da bizim Gabriel Chanel. Şimdi inanılmaz fakir bir aile. Tek göz bir odada oturuyorlar. Hepsi bir yerde yaşıyorlar 7 kişi. Hı hı. Çok zorlanıyorlar. İşte bizim Chanel Manel çocuklara eğitim eğitim yok. Yani buradaki hikayemiz şey hikaye, böyle ağzında altın kaşıkla doğanlardan öyle değil yani. Öyle biri değil. Chanel orası ne? İşte Chanel biraz babasından bu kılık kıyafet işlerini görüyor yani. Hani ama babası çok da ortada yok. Geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Doğumunda adamın bile işi yokmuş yok galiba. Doğumunda bile yok. Doğum sertifikasına traveling yazıyorlar. Yani seyahat halinde yazıyorlar. Nerede olduğu belli değil adamın. Hatta doğumunda da bir tuhaf bir şey oluyor. Onu da söyleyeyim hadi geri gelmişken. Gabriel Chanel olarak değil de Gabriel Chasnel olarak bir S harfi fazlasıyla yazılıyor doğum sertifikası. Bunu hayatı boyunca değiştirmiyor ve öldüğünde de ölüm sertifikası da Chasnel diye. Sebep olarak da şeyi söylüyorlar. Eğer soy ismini değiştirmeye çalışsaydı ne kadar fakir bir kökten geldiği, ailesinin ne kadar fakir olduğu ortaya çıkacaktı gerçek kökleri. Bu yanıltma veya yanılma onun işine geldi diyorlar. Çünkü Coco Chanel dediğimiz figürün hayatı yalanlarla örülü sevgili dostlar, ne yazık ki. Ciddi yalanlar, yani kendisi söylüyor. Sürekli yalan söylüyor. Sürekli yalan konuşuyor. Her şey hakkında konuşuyor. Söyleyeceğiz birazdan da. Mesela ailesinin gayet ekonomik durumunun iyi olduğunu anlatıyor insanlara. Onu anlatıyor. Buna anlatacağız yani. O söylediği yalanları da konuşacağız. Bu tabii hayata karşı bir savunma mekanizması da olabilir Cerocuğum. Çünkü çok zorlu koşullarda yaşıyorlar. İşin kötüsü bu zorlu koşullar daha da zorlaşıyor. Chanel 11 yaşındayken annesi vefat ediyor. Daha 32 yaşında annesi bu arada. Tabii kadın 6 çocuk doğurmuş abi. Perişanlık, para yok, pul yok. Anne söylüyor, çocukların herhangi bir eğitimi yok. Baba kalıyor, 5 tane çocukla, 2 tane oğlan var, 3 tane kız. Yapacak bir şey yok, hiçbir şey yok. 3 kızı götürüyor, bir tane kilisenin, mi diyeyim artık, manastıra götürüyor. Manastırın içine bir yetimhane var, rahibelere veriyor. 2 oğlanı da alıyor, çiftçilerin yanına ırgat diye veriyor. Bir daha da babayı biz Chanel'in hikayesinde görmüyoruz. Ben görmedim yani, hiç karşıma çıkmadı. Geri geldi mi, öldü mü, kaldı mı? Ama Chanel çok fazla yalan konuşacak. Hep babasını şey diye anlatacak. O ara bu Amerika'da zenginleşme işi var ya. Avrupa'dan Amerika'ya gidiyorlar 1900'lerin başı. Hani Amerika'da benim babam Amerika'ya gitti diyecek. İşte çok zengin olacak o orada. Zenginleşiyor şu anda, servet topluyor. Gelecek falan diye anlatacak. Halbuki baba baba yok ortada. Bu 3 kız çocuğu 11 yaşında o yetimhaneye girecekler. Ve rahibelerden eğitim almaya başlayacak. Bunlara temel şeyleri hep rahibeler öğretecek. Okuma, yazma, yeme, içme, özellikle dikiş yapma. Dikiş yapmayı da ilk bu yetimhanede öğrenecek Chanel. Ve 18 yaşına kadar yetimhanede yaşayacak. Erkek kardeşleri bu arada. Onlar da yok ortada. Onlar da bir yere veriyor çalışsınlar diye. Çiftçilerin yanına veriyor. İki çiftçinin yanına falan bırakıyor. Ben bir daha izlerine rastlayamadım. Özellikle de peşine düşmedim ama... Çıkmadı işte karşıma. Hani geldiler de gittiler de falan filan diye. Kaybolmuşlar, gitmişler belki de. Bir yerlerdedirler. Şimdi Chanel burada yaşıyor. 18 yaşına kadar. Neden 18 yaşına kadar? Yetimhanenin bir kuralı var. Orası aynı zamanda bir manastır olduğu için 18'ine gelince ya oradan ayrılacaksın ya da rahibe olacaksın. Yani o şekilde devam edeceksin hayatına. Bu rahibe olmak istemediği için ayrılıyor. Ama arkasında çok gizemli işler başlıyor o noktada. Nedir? Şimdi sevgili dostlar, bunun ablası var bir tane. Dedim yani aralarında bir yaş bile yok. Julia. Julia da orada. Abi Julia'nın bir çocuğu oluyor. Oğlan çocuğu. Bebeği oluyor. Manastırda. Tamam mı? Ve Julia ölüyor sonra. Bu çocuğun adı Andre. Ya bu Julia'nın nasıl çocuğu oldu manastırda? Kimden çocuk yaptı? Çocuğun babası kim? Hiçbir şey belli değil. Kız nasıl öldü? Hiçbir şey belli değil. Chanel'in kendisi ileride çok çelişkili laflar edecek bununla ilgili. Bir diyecek ki ablam çok işte dinine düşkün bir insandı. Onun tek yaptığı ibadetlerdi işte falan diyecek. Bir diyecek ki ablam çok sevmişti çocuğunun babasını. O başka bir kadınla aşk yaşayınca bileklerini kesip intihar etti. Hikayenin ne olduğu belli değil ama şunu biliyoruz. Chanel bu çocuğu öz çocuğu gibi benimseyecek. Andre'yi, yeğeni Andre'yi. İleride de vefat ettiği zaman mirası Andre'ye gidecek zaten. Çünkü Coco Chanel hayatı boyunca evlenmeyecek ve çocuk yapmayacak. Diyorum da işte şöyle bir iddia dile getiriliyor sevgili dostlar. Ablasının diye lanse edilen Andre'nin
aslında Chanel'in çocuğu olduğu Öyle bir iddia ediliyor. iddia da var. İddia var. Ya ben bunu bir makalede okudum. Yabancı bir makalede. Orada makale yazarı şey diyor. Hala diyor bugün o manastırın karşısındaki evde oturan yaşlı teyzeyle konuşursanız o bile size bu hikayeyi anlatacaktır diyor. Çocuk aslında Gabriel'inmiş ama nereden bileceksin falan diye. Bilinmiyor yani. Böyle Evet. bir gizemli bir durum var. Bu Dedikodular, Andiren'in zaten dedikodular. bir bilinemeyecek bir türlü. Evet. Şimdi birazdan anlatacağız. Başka bir iddia daha gelecek oradan. Dolayısıyla 18 yaşına geldiğinde oradan ayrılıyor. Sürekli yalan, sürekli yalan konuşmak. Her yani kendine hayali bir dünya yaratıyor. Ya kadın çok ilginç. Kendini gerçekleştiren efsane tabirinin vücut bulmuş hali yani, tamam mı? Yani Coco Chanel kendini gerçekleştiren efsane tabirinin vücut bulmuş hali. O kadar yalancı ki ve kendi de biliyor ki seneler sonra Cerucum bu böyle Nazi ajanlığı yapacak, suçüstü olacak yani yakalanacak, bilinecek. Bununla bir İngiliz istihbarat subayı bir mülakat gerçekleştirecek. Tamam mı? Sorguya alacak yani bunu. O sorguda kadının aynen dediği şeyi söyleyeyim ben sana. Okudum ben o mülakatı. Diyor ki Mr. Magridge, Magridge adamın adı. Ben diyor gerçek hislerimi saklamayı öğrendim diyor. Çok fazla insanı yanılttım diyor. Çok fazla insanı yanlış yönlendirdim. Misled kullandığı tabir. I have misled people. So many people. O kadar çok insanı yanılttım, yanlış yönlendirdim ki diyor. İsteseydim espiyonaj işinde çalışabilirdim. İstihbarat işinde çalışabilirdim. Yani kendi de kabul ediyor hikayeler uydurduğunu ve insanları böyle tık 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 yönlendirdiğini. Neyse bu 18 yaşında işte Cero ayrılıyor yetimhaneden mecburen. Ama gene de bunu bırakmıyor rahibeler. Hemen başka bir Başka bir şehirde yere. bir tane pansiyon açmışlar. Gene rahibeler işletiyor ama orası böyle bir manastır ya da dini bir şey değil. Orada bu yaşamaya başlıyor. Hatta bunun halası da onunla beraber yaşıyor. Halası dediğime bakma, o da aralarında bir yaş var. O halası bundan bir yaş büyük. Adrien onun ismi de. Bunlar burada iyice dikiş nakış öğreniyorlar bilmem ne. İş bulmaları lazım, çalışmaları lazım. Rahibeler bunlara terzilik işi ayarlıyor. Yani terzilik yapmaya başlıyorlar dükkanlarda böyle kıyafet miyafet dikiyorlar. Ama terzilik işi bunu kesmiyor. Bu bir de şarkıcılık yapmaya başlıyor. İkinci iş. Tabii Coco Chanel'in hayattaki ilk arzusu şarkıcı olmak aslında. İşte Coco lakabı da bu dönemde geliyor ona. Nasıl geliyor? Valla nasıl geldiği de belirsiz. Ya konu Coco Chanel olunca ya arkadaş sanki çok acayip bir devlet sırrına bakıyoruz ha. Her şey tozun dumanın içinde kalmış yani. Her şeyin üç versiyonu var böyle. Kendi bile farklı farklı versiyonlarda Tabii anlatmış kendi ya. manipüle ediyor. Millet manipüle ediyor. Şimdi bak bununla ilgili şu söyleniyor. Bunun bir özelliği var. Zaten hani dönem bilgi erişiminin nispeten kısıtlı olduğu bir dönem. Geçiyor kendisi manipüle ediyor. Üzerine bir de arkasında çok güçlü bir marka bırakıyor ya Chanel diye Tabii. kadın. Firma da manipüle ediyor. Filmler çektiriyor. Ne bileyim işte. Aynen, Hilal'in de yazdığı bir film var hatta. Evet. O var, başka bir film Coco daha var Before Chanel. hatta. Evet. Ama işte filmin kurgu olduğunu unutmamak Bak gerekiyor. Hilal'cim mesela o filmde başrolde oynayan kız, bu şeyde de Amelie'de de başrolde oynayan Evet. kızdı. Kızı Chanel marka yüzü yapıyor. Yani dünyanın parasını basıyorlar. O filmin yönetmeni kadının Chanel'in marka direktörüyle sık sık toplantı yaptığı biliniyor yani. Yani firma kontrolü altına çıkıyor bunlar. Evet. Zaten biz birçok hikayeyi de işte o kontrolün sağlanamadığı bir kitaptan, bugünkü kaynaklarımız arasında yer alan 2011 yılında çıkan bir kitaptan öğreniyoruz. Hal Wogan diye bir adam var. Bu adamın Sleeping with the Enemy, Coco Chanel, Nazi Agent diye bir kitabı var. Yani düşmanla yatmak, Coco Chanel, Nazi ajanı. Bu Hal Wogan haberci, gazeteci, bilmem neci, yazar bir adam. Adamın kendi anlatımı şöyle, verdiği bir röportaj vardı. Ben arşivde çalışıyordum diyor, önüme bir belge geldi. Coco Chanel'in Nazi ajanı olduğuna dair. Şimdi bunlar herkesin bildiği sır aslında, tamam mı? Yani konu yeni değil ama böyle hiç belge çıkmamış ortaya, bir şey çıkmamış zar sur. Adam işin peşine bir düşüyor ya diyor, bu çok büyük bir olay diyor. İşin peşine bir düşüyor. İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da arşivleri didik didik ediyor, röportajlar yapıyor şu bu. Ve bizimle bu yayında anlatacağımız çok ciddi bir takım bilgiler ulaşıyor. Ha ulaşıyor da ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Çünkü kendisi de diyor, çok büyük bir ekonomi var burada diyor. İnsanlar bu kadının mücevherlerini satmak istiyor diyor. Tabii. İnsanlar bu kadının elbiselerini satmak istiyor. Milyarlarca dolarlık bir endüstriye Tabii canım, bakıyorsun. hacim çok Ne büyük. acayip bir hikaye göreceğiz burada, değil mi?
Yani çok acayip bir hikaye var burada şimdi. Yahudiler, Naziler, Chanel ve ortaklarına Ve dair. başkaları. Şaka gibi yani. Şaka gibi. Evet. Tamam mı? Yani dolayısıyla evet film var. Başka filmler de var Evet. ama bana çok şey Hani hep gelmiyor onu yani. söylediğimiz gibi biyografinin filmi, kitabı böyle şeyler söz konusu olduğunda işin içine kurgu giriyor. Bazı yerler unutulabiliyor, üstü örtülebiliyor, girilmeyebiliyor o konulara. Biraz öyle gibi. Çünkü ben özellikle film yorumlarını daha çok okudum filmin sonrasında. İnsanlar inanılmaz hayran olmuş durumdalar Coco Chanel'e. Filme mi? Filme ve Coco Chanel'e. Çünkü yani Ha. o filmi izleyince Coco Chanel'in hayatının Haklı öyle insanlar olduğunu ama. düşünülüyor doğal Yani olarak. sen Audrey Tetu muydu o kızın adı ya, unuttum. Çok Aynen da öyle, tatlı bir Tutu mu? kızdır Tutu, o. aynen. Ya onu çıkarıyorsun, şirin şirin Tabii bir tabii. Ve kadın oradaki kahraman öyküsü hikaye de anlatıyorsun. aynen öyle. Bak yanlış değil. Tamam. Tabii ki. Ama öyle değil işte. Doğru Sadece kısımları o var değil ama yani. fazlası da var işte. Yani tamamı o değil ve Kesinlikle. sonrasında da okuduğum yorumlarda da insanlar inanılmaz empati ve sempati duymuşlar. Çok Olabilir. sevmişler. Ama sırf o izledikleri filmden dolayı işte dediğimiz gibi unutmamak lazım. Ne demiş? Filmde babam bana Koko derdi diyordu. Yoksa Çok ki hani doğru. tam da oraya geldik. Hatırlamıyorum ama ne önemi Şöyle var oluyor ki? orada mevzu. Evet. Hilal söylediğin çok doğru. Evet. Kendisi Coco lakabını babasının taktığını söylüyor. Babam beni çok severdi. Bana Coco derdi falan filan diyor ama palavra tabii, full palavra. Bu net biliniyor. Babam ama yok ortada ya. Öyle baba yok. Öyle sevecen bir ortam, aile Tabii yok. canım. Kadın öyle bir fakru zaruretin içinden gelmiş ki, tamam mı? Evet, Yani. yokluk. Ama bunu sürekli örtmeye çalışacak. Yani sürekli örtmeye çalışacak. Bunun Coco lakabının nereden geldiğine dair iki senaryo var dostlar. İki şey kabul ediliyor. Birincisi, bunun söylemeyi çok sevdiği bir şarkı var. Who has seen Coco? Coco'yu gören var mı? Coco ne, bir köpekmiş, onun hikayesi. Şarkı Fransızca tabii. Ben Fransızcasını diyemiyorum YouTube'da diye da var. biliyorum. Fransızcasını Var. Zaten yazarsanız o filmde çıkıyor. de söylüyor. O Evet. Coco kiki Coco bir şey diye böyle, tamam Kokoriko. mı? He, onu söylüyor. Birinci senaryo, bu sürekli Coco bu şarkıyı söylediği için. Bu arada bunun müşteri kitlesi, bunu dinlemeye gelenler hep asker. Özellikle süvariler falan böyle geliyor. Subaylar, mubaylar falan, tamam mı? Bayılıyorlar buna. Oradan bu da bir de ufak tefek minyon falan bir şey anladığım kadarıyla. Coco diye lakabı kalıyor. Birinci senaryo bu. İkinci senaryoda kokot diye bir kelime var. Metres anlamına geliyor bu, tamam mı? Yani işte metres anlamına geliyor. Bu kokot kelimesinden üzerinde kaldı. Bu Coco lakabının da. Sonuçta Sonrasındaki hayatından dolayı biraz da. evet, tabii, sonraki hayatından dolayı. Dolayısıyla da işte Coco Chanel olarak kalıyor bu. Şimdi bu şarkı söylüyor. Gündüzleyin terzilik yapıyor. Akşamleyin şarkı söylüyor. Tamam, hayat şarkıcı olma istiyor yani. Ciddi ciddi şarkıcı olma istiyor. Ama işte orada hayatı değişecek. Getir bu yakışıklı, karizmatik abinizi. Yakışıklı Etienne. Evet, bu gördüğünüz Etienne Balsan kimdir bu arkadaş? Bu arkadaş o zaman bir süvari, subayı ama işte bu esas zengin aile çocuğu. Fransa'nın zengin bir ailesinin çocuğu. Ailesi Fransız ordusunun böyle giyim kuşam üniformalarını falan yapıyor. Çok büyük bir servetin varisi adam. Bu Etienne geliyor, takılıyor orada falan. Bununla bir aşk yaşamaya başlıyor ikisi, tamam mı? Etienne'le bizim Chanel. Adam şatosu var. Böyle Paris'in 40 kilometre falan neresinde, bir yerinde unuttum. Paris'e 40 kilometre mesafede bir şatosu var ormanın içinde. Orada yaşıyorlar birlikte. Rüya hayat gibi bir şey. Adam polo oyuncusu. Şu bir abuk bir oyun var ya. Atın üzerinde Atla birlikte dıngır dıngır evet. sopayla vuruyorlar. Polo oynuyor. At yetiştiriyor. At satıyor. At alıyor falan. Tabii sürekli partileyelim. Yani parti parti partizane her akşam orada. Bunların şato dolup dolup boşalıyor. Dönemin zenginleri ve sosyetesi gelip gelip gidiyor. Gelip gelip gidiyor, tamam mı? Orada bizimki ne yapıyor? Coco Chanel ne yapıyor? Ya şöyle işte, orada da iki ayrı senaryo var. Bir tanesi deniyor ki bu normal, girdi ortama deniyor. Ama bir anlatımda da şöyle bir şey söyleniyor. Bu Etyen başta bundan utanmış. Yani demiş ki ya bu sonuçta arkadaşlar işte fakir kız yani bu, tamam mı? Kılık yok, kıyafet yok, tamam, adam buna aşık olmuş ama bunun o sosyete Tabii, çevresinin içine yokluktan girecek gelen gibi değil. bir kız. Buna dermiş ki arkadaşlar geleceği zaman sen odaya geç, çıkma dermiş, yani beni utandırırsın falan dermiş. Bu bir gün sinirleniyor. Kafa atıyor. Önceden de hazırlık yapıyor. Bu Etyen'in elbiselerini alıyor. Kesiyor, biçiyor. Kendi üzerine uyduruyor. O stil var yani. Erkeksi görüntü böyle. Evet. Çat dalıyor partinin ortasına. Bu kim ya falan diyorlar. Tabii Saçlar aykırı bir başlar. Ha, tip. aykırı bir Hiç tip. öyle giyinen Ama yok. bir de süper hikaye anlatıyor ya. Bir anlatmaya başlıyor. İşte egzantrik bir tip olarak gözüküyor bir anda bunların gözüne. Oradaki sosyetiklerin. Babam Amerika'da diyor. Şu şöyle diyor. Palavra tabii. Çocukluğuna dair palavra palavra ama yediriyor.
Kadınlar falan bayılıyor bunun Hayran karşısına. oluyorlar. Hayran oluyorlar. Ve bir anda böyle de girmiş oluyor Evet, ortamın galiba. içine giriyor. Kabul Yani yeniliyor. Evet, böyle de bir versiyonu anlatılıyor işin. Bu tabii çok yakın çevrede çok şey izleniyor yani ilgiyle izleniyor. Bayılıyor kadınlar buna. İşte o dönemin kadını şöyle bir şey değil mi? Böyle tüylü müylü bir şeyli şapkalar, Korseler. korse, böyle etek, iç etek, dış etek, o Oo. etek, bu etek yani değil Sıkı mi? sıkı sıkı İşte böyle. göğüslere bilmem ne falan yani böyle kadın böyle sıkışmış ya böyle tıkmışlar Evet, içeriye gerçekten tamam mı? öyle. Vaziyet bu olunca bu bambaşka bir şey anlatıyor. Bunun yapacağı temel devrim o zaten. Mesela bu şapka tasarlayarak başlıyor işi. Kendisi ve çevresi için bu çevredeki kadınlar için falan şapkalar yapıyor ama o dönemin Farklı. böyle şapka şapkalarını yitirmiş yani fonksiyonu kaybetmiş. Kadınların kafa dönüyor böyle ağırlığından. Bu sadeleştiriyor atıyor her şeyi. İnanılmaz sade Zaten şapkalar hep falan sadedir yapıyor. ya çizgileri. O sadeliği Kesinlikle devam öyle. ediyor. Sonra da başına bela olacak galiba ileriki yıllarda sadelik. Evet tabii ileride hiç beklenmedik bir yerde gol yiyecek o sadelikten dolayı. Velhasını böyle bir hayat. Bir fotoğrafımız daha var onu da getir istiyorsan o yıllardan. Evet. Chanel. Şimdi bakın bu soldaki bizim Coco Chanel işte. Ortadaki de Etienne Balsan. Yanındaki de bir kim bilmiyorum işte. Orada, yanındaki de at. At işte öyle. Kıyafeti görüyorsunuz ama değil mi? Bak erkek gibi giyinmiş. Böyle pantolon. Mesela bu ata o dönem kadınlar yan biniyorlar. Bu yok. Baya bacakları Tabii. açıp oturuyor. Çok Etekle binmek etkileyici zor geliyor. Bak tabii. Pantolon kravat olunca takmış bir nasıl tane tarz rahat? var kadında yani. Yanındaki adamlardan daha tarz sahibi yani. Evet. Düşünürsen. Değil mi? Yani Kesinlikle. fark bu bak. Bu fotoğraf 1900 kaçtı ya? Bu 1903 5 oralarda yani. Tabii Oo. tabii bir de o da var. Şu gün şu kıyafeti giyse normal kabul edilir Tabii yani. tabii. Hani şapka Ama hariç. o dönemin kadınlarını düşünürsek O ve mümkün evin değil tabii. kıyafetleri bu. Şimdi hani biz bir yeğen Andre'den bahsetmiştik ya bunu. Bunun çocuğu diyor. Ablasının o. Ablasının yani ablasının çocuğu olup da bunun çocuğu mu Onunla denen. dene. Burada bir iddia daha var. Bu Andre'nin bu Etienne Balsan'la olan ilişkisinden doğan bir çocuk olduğu da söyleniyor. İşte söylentiler, Bak söylentiler. dedikodu gıybet Evet. dibine gidiyoruz bu bölüm. Bak söyleyeyim. Dedikodu gıybet. Bergen gibi oldu. Yine bir belirsizlikler Bergen'de var. daha iyiydik. Daha çok şeye eriştik. Bunda iyice belirsizlik Evet. var. Anacığım bu iyice karmaşık yani. Bu Andre bir bulunamıyor işte diyorum ya. Neyse önemli değil işte. Kimse kimin. Şimdi burada bu yaşıyor. Sene oluyor. 3 yıl falan bunlar böyle takılıyorlar. Hayat güzel. Adam bununla evlenmek istemiyor başta. Sonra terse dönecek. İşte adam bununla evlenmek isteyecek. İsteyecek, o Chanel istemeyecek. istemeyecek. Chanel bu arada ama yavaş yavaş oluyor yani. O fakir, o böyle hani kendini nasıl diyeyim gecekondu gülü gibi gördüğü durumdan çıkıp zihnen başka bir dünyaya geliyor. Bir bakıyor ki lan ben bunları diyor donumda sallarım diyor bu sosyetikleri falan. Yani hakikaten karizmatik yani bir aura mı dersin bir şey var Tabii. kadında. Etkiliyor abi o çevreyi yani. Bu Etyen bununla evlenelim falan diyor yok diyor biz iyiyiz diyor. Sonra bu Etyen'in bir arkadaşı var. O da polocu. Yani polo oyuncusu. Polo oynayan tip. O da atçı, binici, minici falan. Sık sık geliyor bunların evine. Bu adam da Arthur Edward Capel diye bir adam. Aynen bu arkadaş. Bu bir İngiliz aristokrat. Tamam mı? İngiltere'den bu. Ya bu adam git gel git gel bu aşık oluyor bu Chanel'e. Chanel de buna aşık oluyor. Ama Etienne'le beraber. Etienne'le beraber. Orada iş biraz karışıyor. Hatta kendisinin bir lafı var. Bak aynen söyleyeyim. Two gentlemen were outbidding for my hot little body. Benim küçük, seksi, ateşli vücudum için iki centilmen çekişiyorlardı falan diyor böyle gülerek seneler sonra. Bunlar böyle biraz bir itişiyor, tepişiyorlar falan ama bu Arthur Edward Capel çok önemli olacak onun hayatında. Hakikaten yani o Chanel'i yaratacak. Öyle bir aşk yaşayacaklar ki adam 1919'da ölüyor sevgili dostlar. Motosiklet kazası geçiriyor İngiltere'de. Ölüyor. 1919'da öldüğünde Chanel yıkılacak. Ve şunu söyleyecek. Onun ölümü benim için inanılmaz bir darbeydi. Capel'ı kaybederek her şeyi kaybettim. Ondan sonrası hayatım hiçbir zaman mutlu olmadı. Bu Çok hani dedim önemli. ya bir İngiliz istihbaratçıyla 44'te bir mülakat yapıyor istihbaratçı bununla. Bu Capel'ın orada bile lafı geçiyor. Çok enteresan. Ne diye? Ya diyor ki siz diyor bayağı iyi eğitimlisiniz falan. Evet diyor bir İngiliz bir centilmen beni eğitti falan diyor. Yani hayatı öğretti bana falan filan. Kimdir mimdir derken diyor ki işte Edward Capel diyor. Kimdi o diyor adam. Hayatımın aşkıydı diyor. Ya orada bile bak 44'te bile hala diyecek bunu.
şeyi getir istiyorsan. Bunların hatta aşkları öyle şey ki, bak bu sonradan yapılan bir çizim. Bu da şey işte, Capel ve Chanel dancing, dans ediyorlar. Adam polocuya böyle onu ne diyorlar? At adam. At adam gibi çizmişler onu böyle. Chanel de ona sarılmış. O Chanel tarzı kıyafeti var üzerinde. Sonradan bir arkadaşlarının mı ne yaptığı bir çizim bu. Bu arada hazır şöyle sessizleşmişken Haluk demiş ki gıybet varsa çekirdeklerimizi de koyalım bari. Chanel'in hayatını çekirdek çitleyerek izlemek de bir acayiptir. Haluk ben de öyle düşünüyordum da ilginç çıktı kadının hayatı evet, ya. Evet, vallahi değişik ilginç, çıktı ya. Gerçekten ilginç. İlade demiş ki Coco Chanel'in tasarımlarının en güzel yanı vücuda tam oturan kalıp gibi elbiseler yapması. Evet, bugünkü tasarımlar bile öyle. Tabii çizgilerini bir şekilde koruyorlar, korumak durumundalar. İşte korumak için de bazı şeyleri korumaları gerekiyor. Evet. Şimdi bu Capel bunun için niye önemli olacak bu adam Cerocuğum? Chanel şapkalar yapıyor ya. Orada bir de gene farklı anlatımlar da var. Bak şimdi iki ayrı senaryo okudum ben. İkisi de ciddi duran kaynaklar ama hangisi doğru bilmiyorum artık. Birinci senaryo deniyor ki bu Capel'la bunun önceki erkek arkadaşı Etienne var ya, Etienne Balsan. Bu ikisi böyle bir üçü falan dostlukları devam ediyor yani. Chanel oradan oraya geçiyor falan. Bu Etienne çok geliyor böyle, ben intihar edeceğim diyor falan. Yani sana öyle aşığım diyor, ayrıl bundan diyor. O öyle böyle. İkisinin ortaklaşa bir şeyler, buna bir finansman sağladıkları anlatılıyor. Bir senaryo bu. İkinci senaryoda ilk dükkanını bu Etienne'in açtığı söyleniyor. Ama benim daha sağlıklı, sahih bulduğum anlatım o bir daha fazla kaynakta ve daha düzgün şekilde doğrulanmıştı. Bu Capel Chanel'e ilk mağazasını açıyor. İlk mağazasını açmak için finansman sağlıyor. Ve ilk defa işi öğretiyor. İş öğretiyor. Yani iş nasıl yapılır? Tabii. Sözleşme nasıl imzalanır? Aslında işin bütün iş tarafını ve tatsız taraflarını Capel hallediyor. Chanel tamamen kreatif akla odaklanıyor. Bayağı bir iyi ekip oluyorlar o anlamda. İlk açtığı mağaza 1910 senesinde. 1910'da Paris'te sermayeyi Capel koyuyor. Dediğim gibi bütün bürokratik işini şunu bunu Capel hallediyor. Bu arada halletmek zorunda sevgili dostlar. 1965 yılına kadar Fransa'da kadınların şirket açmak, bankada hesap açmak şu bu hakları yokmuş. Tabii biz bugün gibi düşünüyoruz. Bak, 1965'e kadar yokmuş bu haklar. Çok ciddi bir zaman. Tabii bankada hesap yani, açamıyor yani. Şirket kuramıyor. Dolayısıyla adam mecburen hani şey yapıyor. O zaman bir yasa çıkmış. Family law diye, işte aile yasası diye. O zaman olmuş. Kim hesap, kimin yani açabiliyorlar da birinin çocuk gibi böyle şey lazım. Baba ya da kocanın, bir erkeğin işte onayı kefilliği lazım. Kefilliği vesaire. Kefillik değil, onayı. Onay bayağı. Tabii onayı. Ya neyse, 1910'da bu Capel sermaye koyuyor. İşte iş planı çıkarıyorlar. Ama kadının da tasarımları çok hoş. Zaten bir müşteri kitlesi var. Bir de bak, bu halka gitmiyor. Bu direkt sosyeteden giriyor işe, tamam mı? Öyle olunca 1910'da Paris'te ilk şapka dükkanını açıyor. İlk açtığı dükkan bir şapka dükkanı. Chanel Mods diye. Nasıl okunuyorsa o. Var fotoğrafı, getir istiyorsan. Bak Chanel Mods diye. Evet. Bu mesela kendisi bak. Yaptığı şapkalardan biri. Bu da bir dergide yayınlattığı reklam. Yani o kadarını biliyorlar reklam. Şimdi diyeceksiniz ki bu şapkanın neyi sade? İşte öyle yani. Bununki sade en kalıyor. Sadesi. En sadesi. Sade hali. Bir tane daha görselimiz var. Onu da getireceğim. Reklamı değil mi? Evet. Gene burada bakın. Böyle bir şapka. Yani gerçekten bu en sadesi. Yıl 1910-11 bu şapkalar falan geldiğinde. Bu şapkacı, tamam mı? Şapkacı olarak faaliyet gösteriyor o dükkanında. Ama iyi iş yapıyor Cero. Özellikle dönemin tiyatro aktrisleri falan bunun dükkanına geliyorlar. Takıyorlar, makıyorlar. Onlar takınca, bir de o dönem Paris'te çok ünlü bir tiyatro oyununda bir kadın aktris bunun şapkasını takmış. Oyun sırasında yani, aksesuar olarak. Oradan falan bu bayağı güzel iş yapmaya başlıyor. Şimdi bak, 1910'da şapka dükkanı açtı. 1913'te ise ilk gerçek anlamda Chanel dükkanını açıyor. Yani butik mi diyelim buna? Butik diyelim. Diğer parçalara da geçiyor. Şapka var, kıyafet var, aksesuar var, ceket var, süveter var. Bayağı böyle bir butik açıyor, tamam mı? Tasarımları çok ilginç. Kadınları özgürleştiriyor. Evet. İşte dedik ya, o korse, zart, zurt bilmem ne, atın bunları. Pantolon giydiriyor. Pantolon giydiriyor. Şimdi bak, bir görsel var. Bunu getir Cero. Çok tanıdık gelecek. Sanki ya şu bugün fotoğrafa gibi. Bakın. Tamam, bak şu buradaki Coco Chanel. Önündeki de köpeğiymiş. Bu fotoğrafta 40'da 50'de çekilmemiş. Ha, 27'de mi ne çekiliyor? Ya kadın bugün getir. 100 yıl öncesinden söz ediyoruz. Abi 100 yıl önce kadının kıyafete bak. Bu üzerindeki meşhur denizci bluzu. Yani marinier diyorlar buna, tamam mı?
Fransız denizcilerinin gemide giydikleri şeyden esinlenerek bunu bir kadın kıyafeti haline getiriyor. Ve bunu üretiyor. Bunu bugüne getir. Tunalı'da çık bununla yürü. Değil mi? Tabii, kadın zaten olarak. Tamam. Var ya. Yani bir de bütün tarzı kadının. Tabii. Yani üst, pantolon, ayakkabı. Gayet kaliteli bir casual mı diyorlar ona? Öyle bir tabir var ya. Evet. Böyle rahat günlük giyim kıyafeti. Evet. Zaten hani bu çizgiler, bu tarz hala günümüzde de var değil mi? Gidip hani birçok markada bulabiliyorsunuz çizgili, işte mavilisi, beyazlısı, siyahlısı, kırmızılısı. Hayatım bir de gene diyorum, bakın 1910'lardan falan bahsediyoruz. Yani kadın bu kıyafeti yaptığında yıl 1913-14. Kadınlar böyle Allah'ım yani o garip şeylerin içindeler falan, tamam mı? Gerçekten. Şimdi öyle uyanık ki kız kardeşlerinden biri de yanında. Bir de bu hala vardı ya, Adrian. O da bunun yanında. Beraberler zaten. Bu ikisine kendi kostümlerini giydiriyor. Paris'te dolaştırıyor, gezdiriyor. Bedava reklam. Ayaklı reklam. Tabii şok oluyor millet. Tabii. Getir bak, halasıyla evet, kendi evet. Fotoğrafı da var. Dostlar bakın, bu soldaki halası, sağdaki bizim Chanel. Yazıyı da okuyabiliyor musunuz? Chanel işte o ilk mağazası. Evet. Bu şeydeki ilk butiği, şapka mağazası değil de ilk butik mağazasının önünde çekilmişler o tarihte. Ya kadın iyi yani, şimdi ne desek şey, tamam mı? Yani başarılı, ticaret olarak da başarılı. Bu dükkan da tuttu abi. Bak şapkacı vardı, çalıştı. Butik açtı, çalıştı. Bakıyor bu üçüncü bir hamle yapıyor. 1915'te sadece iki sene sonra. Şimdi Fransa'da Biarritz denen bir yer varmış, tamam mı? Burası sayfiye yeri. Cerocuğum. Kadın bu sayfiye yerinde bir mağaza daha açıyor. Ve burada bu sefer hot couture mü? Hot couture mü deniyor? Ne deniyor? Hot couture tarza geçiyor yani artık. Kıyafet dikme. Kişiye özel kıyafet evet, dikim evet, mi oluyor? Evet, kişiye özel. Ha, de, ha. Niye sayfiyede açıyor? Çünkü orada İspanyol zenginlerin geldiği bir yer. Yani boşuna değil. Değil. Gene stratejik bir hamle. Abi o mağaza öyle iyi para kazanıyor ki. Bak bu kadın şu Capel başta buna bir yatırım yapmıştı yani, sermayedar olmuş dükkan açması. Bütün o borcunu falan geri ödüyor. Yetmiyor. 1918'de hani ilk dükkanını açtı, ilk butiğini açtı, adres var ya, o binayı satın alıyor. Oo. 1927'ye geldiğimizde Paris'te o binanın yanındaki 4 binayı daha satın almış olacak. O kadar. Yani kadın 27'de Paris'in en işlek caddelerinden birinde 5 tane bina sahibi. Öyle bir ticari başarı kazanıyor. Müthiş. Helal. Yani. Müthiş, tamam mı? Evet. Şimdi, ama işte burada böldüm lafını da, şeyin de çok büyük etkisi var. Yani şapkayla başlıyor, şeyi kokluyor, takip ediyor ve kişiye özel o işte. Ben de hep zor söylerim ona. Hot couture. Hot couture diyorlarmış. Yani hep hat katır, hat katır deniyor şeyiyle ama aslında yanlış bir telaffuz oluyor. Hı. Yani kişiye özel, tek dikilen, o kişinin isteğiyle tasarım elbiseler. O kişinin bedenine ve isteğine göre dikilen ve tek olan zaten elbiseler. Evet, ya onun çalışması atıyorum. Da... Yıldırım mayruklar falan filan gibi, da öyle gibi. Yapıyor tabii değil gibi. Mi? Yani şey değil, fabrikasyon yani. Değil. Dolayısıyla ne oluyor? Kullandığı malzeme ona göre ve bu arada bildiğim kadarıyla da hep elde yapılıyor her şey. Yani hiç böyle makineye giren fabrikasyon zaten olmadığı için elde kesiliyor, dikiliyor, tek tek işleniyor. Bayağı el işçiliği olduğu için ve biricik tek olduğu için de tabii inanılmaz pahalı oluyor. Bir de farklı kumaşlarla falan tabii, da şey tabii. Yapıyormuş, çalışıyormuş. Yani o güne kadar hiç akla gelmiyor. Mesela atıyorum şu anda pamuklu diyelim. İşte erkeklerin iç çamaşırı olarak kullanılan bir kumaş o zaman. Tutuyor. Bu işte marinieri denen hani o çizgili şeyi pamukludan yapıyor. Gibi. Tişört gibi yapıyor yani kadın. Farklı bakış açıları olunca. O ne? Little black dress diyorlar. Siyah aynen. Mini elbise. Onu da şu tek parça getirelim. Bir elbise var. Evet. Yani neden bak? Bak kadının kültürde yarattığı farklılık şu. Siyah elbiseyi kadınlar sadece cenazelerde giyiyorlar. Siyah ne? Matem rengi. Evet. Yas rengi. Kadın bunu çıkartıyor bir elbise olarak bayağı şimdi böyle gece elbisesi gibi şey gibi yapıyor. Olmazsa olmazı. Ya duvar yıkmak da çok iyi kadın. Evet. Çılgın, tamam mı? Duvarları yıkıyor geçiyor yani. Kesinlikle. Beyni şey almıyor. Şimdi 1921 senesi çok acayip oluyor bunun için. Neden? O hepimizin çok iyi bildiği bir markanın hem doğduğu yıl oluyor 1921 hem de çok tuhaf bir ilişkinin ve hukuk savaşının başladığı evet. Yıl oluyor. Sevgili dostlar getir Cero bakalım. Sebep ne? Sebep şu. İşte bu meşhur şişe. Herhalde hanımefendiler daha iyi bileceklerdir. Hı hı. Chanel No. 5 değil mi? Evet. Efsane parfüm. Kesinlikle. Yani nasıl bir parfüm bu? Güzel Marilyn Monroe. Parfüm. Bunun için ne demiş değil mi Cerocuğum? Tabii canım. Yani Marilyn Monroe Chanel'in reklamlarında oynamıyor. Reklam için ne demiyor? Marilyn ama Monroe'ya... zaten daha ne reklamını yapacak? İşte tabii. Diyeceğini demiş, zaten çok komik yapmış. Diyorlar. Yani marka, böyle bir marka elçisi yok diyorlar. Marilyn Monroe iken bir röportaj yapılıyor bununla.
Diyor ki muhabir, gece yatarken ne giyiyorsunuz diyor. Bu seksi ya, seksi sarışın hani. O da diyor ki hiçbir şey giymem, sadece birkaç damla Chanel No. 5 sıkarım diyor. Daha ne reklam yapacak? Acayip bir reklam yapıyor. Tabak bu 50'lerde falan oluyor bu iş yani. Şimdi 1921 senesinde Coco Chanel ünlü Chanel No. 5'i yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Kendisi kimyager mi? Değil. Değil. Bunun için uzman bir parfümcüyle çalışıyor. Ama fikri bu veriyor. O güne kadar kadınlar, bak bu arada sadece anladığımı anlatıyorum ben gene bak, tamam mı? Heh. Burada anladığımı anlatıyorum. Yine bilmediğim sulardayım yani. Kadınların kullandığı kokular tek bir esanstan çıkıyor. Yani mesela işte atıyorum gül kokusu. Atıyorum yasemin kokusu. Sadece yasemin var. Evet. İlk defa ya biz bunları bir kademeli yapalım. Katmanlı öyle bir şey yapalım ki böyle katmanlı koku olsun ve bir karışım olsunu bunlar yapıyorlar anladığım kadarıyla. O kimyagerle beraber. Neden ismi No. 5? O da enteresan. 1, 2, 3, 4'üm var. Varmış gibi geliyor ama. Ondan işte evet öyle geliyor ama oradan gelmiyor 5'li. Şu o da. 5 bunun için çok önemli. 5'in niye önemli olduğuna dair de gene birkaç farklı hikaye var. Biri diyor ki buna bir tane medyum demiş ki 5 senin için çok önemli olacak gençliğinde demiş. Benim de aklıma yatan şey bu, hani manastırda büyüyor ya. Manastırda bunlar ibadetlerini hep 5 ve katlar üzerine terennüm ederlermiş. Yani bir dua okuyacak 5 ve katları. Öyle önce 5 hayatında yer almış hep. Aynen öyle. Hani hep dini şeyden falan. Yok biri diyor ki karo sayısı şöyleydi falan. Ne bileyim işte 5 ama çok önemli. Hatta bunu o parfümcüsü seri hazırlıyor. Testerlar hazırlıyor böyle evet. Yani. 1'den 5'e bir de 20'den 25'e kadar mı ne? Bu direkt diyor ki bak aynen şunu söylüyor. Ben diyor kıyafet koleksiyonlarımı diyor yılın 5. ayı olan Mayıs'ın 5. günü hep sergilerim diyor. 5 Mayıs'ta. Dolayısıyla hemen buradan biz de sample number 5'i yani numune 5'i kullanacağız diyor. Bu da bize uğur getirecek diyor. Getiriyor. Getiriyor abi. 21'de ha bu arada bunun şu hani şişesi var ya işte efsane. Bu da klasiktir ya. Bu şişe de şu adam var ya Capel. Ondan esinleniyor burayı yaparken Chanel. Onun matarası mıymış neymiş oralardan esinleniyor. Çok hoşuna gidiyor onun erkeksi şeysi falan oradan esinlenip yapıyor. Capel'in öyle de bir etkisi var. Yine. Şimdi 21'de bu Chanel No. 5'i yapıyor. Tamam mağazasında da satıyor ama şimdi bunun 2-3 tane mağazası var. Sadece mağazaya gelen müşterilere ya da böyle doğrudan satış gibi yani üzerine koklayan varsa kısıtlı falan. Kısıtlı tabii. Kısıtlı. Ya bu da bunun üzerine diyor ki ya ben bunu daha geniş bir dağıtım ağına sokayım. Ama nasıl yapabilirim? Bir arkadaşı bunu Pierre ve Paul Wertheimer diye iki kardeşe tanıştırıyor. Bu Wertheimer'lar kim? Bunlar da ünlü bir ne diyelim buna parfüm zinciri kurmuşlar. Parfüm satıyorlar dükkan. Bizde var ya bu Tekin Acar falan gibi bir şey herhalde anladığım kadarıyla. Yani markaların parfümlerini satan çok ciddi bir ticaret kurmuş adamlar. Dükkanları mükkanları var. Beraber nasıl yaparız bu işi diye konuşuyorlar. Chanel uğraşmak istemiyor. Ya diyor Chanel marka bu diyor. Koku bu. Markayı alın kokuyu alın bana bir yüzde verin diyor. Nasıl yapalım? Bir şirket kuralım o zaman diyorlar. Tamam. Şirketin %70 hissesini bu iki kardeş alıyor. %20 hisseyi o aracılık yapan arkadaşa veriyorlar. Tamam mı? %10 hisseyi de Coco Chanel alıyor. Ama Chanel şunu şöyle düşünüyor. Cebimden 5 kuruş para çıkmayacak. Tabii. İmalat, kağıt, kürek hiçbir şeyle ben uğraşmayacağım. Farklı farklı tıkır yerlerde tıkır para gelecek. Coco Chanel, daha doğrusu Chanel numara 5, No. 5 yayılacak bir şekilde. Ama ne uğraştım, iyi benden çıktı diye mutlu olmuştur. Hatta bu arada şöyle bir reklamı vardı, onu da paylaşalım. Tamam. O kişilere geçmeden önce. Bu da yine parfümün reklamı. Evet, Chanel kendisi o bakın. Hani Chanel'in parfüm olarak reklamı. Tanıtım içinde çabalıyorlar bir taraftan ve sonrasında bu kardeşlerle anlaşıyor. İyi mi oluyor, kötü mü oluyor acaba? Ya başta güzel oluyor da ondan sonra tabii para bir gelmeye başlıyor. Satışlar bir patlıyor. Chanel uyanıyor. Vah ben ne yaptım diyor. %10. Tabii vay yandıma düşüyor. Abi bunların arasında bak ben bu kadar davalar görmüşümdür. Yani mesleki geçmişimde. Bu kadar tuhaf bir dava zinciri de görmedim. Bu kadar garip bir hukuki itiraf da görmedim. Böyle garip bir ilişki de görmedim ben. Şimdi bak bunlar kapışmaya başlıyorlar. Chanel dava ardına dava açıyor. Derdi bu 1924'teki kontratı iptal ettirmek, tamam mı? Açıyor da açıyor. Açıyor da açıyor. Bire kaybediyor. Hatta şu söyleniyor. Bu Pierre Wertheimer bir yerde sırf Chanel davalarına bakan bir avukat tutmuş. O kadar. Chanel'in açtığı davalarına. Tabii. İş yürüyor, tamam mı? Ama deli gibi satıyor parfüm. Ama adamlar yapıyor bunu, tamam mı? Tabii. Mükemmel bir operasyon kuruyorlar.
Mesela üretim tesisi yapıyorlar. Ciro. Başına birini getiriyorlar. Sonra o adam da bu Chanel parfüm şirketinin 32 senemine genel müdürlüğünü yapmış hatta. Adam bunun bu bileşenleri var ya bu aromanın kaybolmaması için. O bileşenlerin üretildiği alanların bilmem nedeki bilmem ne mahsulünün çiçeğinin bilmem ne olması için ta Amerikalarda özel yerler tutuyor. Formülleri mükemmelleştiriyorlar. Vesaire vesaire. Yani harika bir iş çıkarıyor adamlar, tamam mı? Öyle olunca Chanel iyice deliriyor. Habire satış var. Tamam bu %10'unu alıyor da yetmiyor kadına. Tabii siniri bozulmuştur. Bak şimdi. Ama öyle de adi ki ya. Bu da yapılmaz, tamam mı? Birinci aşamada davalarla devam ediyor. Kaybedip duruyor. İkinci aşamaya geçiyor. İkinci faza. Ne o? İkinci Dünya Savaşı. Almanlar Fransa'yı ve dolayısıyla Paris'i işgal etmişler. Tamam mı? Chanel zaten Nazilerle iç içe yaşayacak ya. Nazilere başvuruyor ya bu. Tabii. Bu bizim Wertheimer kardeşler Pierre ve Paul Yahudi. Tamam mı? Getir Pierre Wertheimer'ı bak. Karizmatik de bir arkadaş ya. O yılların adamlarına ben bayılıyorum bu arada. Bu şapka, baston. Hani tarz değil mi adam böyle? Tabii canım. Bu melon şapka falan böyle. Güzel yani. Fotoğrafların siyah beyazlığından mıdır yoksa hepsi mi? Hepsi de olabilir. Gerçekten nasıl görünür bilmiyorum tabii de. Gerçekten bu çok bu işte güzel. Şey Pierre Wertheimer. Bak şimdi. Davaları kaybettikten sonra Paris işgal edince Nazilere başlıyor bu ya. Bayağı dilekçe falan yazıyor. Neden? Şimdi Vichy hükümeti diye çakma sahte bir hükümet getiriyor Naziler iş başına Paris'te. Yani Fransa'da, tamam mı? Vichy hükümet de güya faşist bir hükümet onlarda. İşte Fransız şirketleri Fransızlara ait olmalıdır. Yahudilerin olmamalıdır diye böyle şirketler el koymalar falan oluyor. Yani Naziler Almanya'da ilk iktidara gelirken ne yapıyorlarsa aynısını Fransa'da yapmaya başlıyorlar. Baskı üstüne baskı. Bu da uyanık bizimkisi Coco. Acayip bağlantıları var ya adamların zaten ajanı, tamam mı? O diyor bu şirketler diyor Yahudi bunlar diyor ben kaparım buradan diyor şirketi diyor. Neyi? Le Parfum Chanel şirketini. Chanel parfüm şirketini, tamam mı? Ama bizim bu Wertheimer'lar daha uyanık. Tabii. Onlar savaş başlayıp bu Hitler sayko gibi saldırınca Polonya'yı alıyor bilmem de sıranın Fransa'ya geldiği anlaşılıyor. Biliyorlar, anlıyorlar. Adamlar Chanel'le olan ihtilafı da biliyorlar. Ya bak öngörülü adamlar abi, takdir etmek lazım. Kendileri tüyüyor zaten adamların Fransa'dan. Tüyüme dönünce ne yapıyorlar biliyor musun? Şirketi Fransız bir arkadaşların üzerine geçiriyorlar. Hoppa. Abi geçmiş olsun. Halis muhlis yedi göbek Fransız bir adam üzerine geçiriyorlar. Fransız, Hristiyan, Katolik bilmem ne. Bitti, el koyamaz. Coco'nun o işte bunlar Yahudi şeyi de patlıyor. Patlıyor. İyice kudurmuştur, iyice çıldırmıştır. Kuduruyor, deliriyor. Bu sefer dönüyor, şirkete çamur atmaya başlıyor. Daha doğrusu parfüme. Tabii müşteriler nezdinde kampanyalar yapıyor bilmem ne. Sağda solda diyor ki sizin bu kullandığınız gerçek No 5 değil diyor. Formülü bozdular diyor. Gerçek formül bende diyor. Coco Chanel'in No 5'i diye parfüm yapma düşüncelerine giriyor. Kavga üzerine kavga, kavga üzerine kavga. İhtilaf en sonunda tatlıya bağlanıyor. Heh. 20 sene didişiyorlar. Dile kolay. 20. Tabii dile kolay. Ya var ya 2 Dünya Savaşı giriyor. Evet ya. Onu diyecektim. Bir de her türlü adilliğin olduğu bir mücadele bu. Tamam bel altı vuruşlar falan. Düşünemiyor musun ya adamlar Yahudi diye şirketlerini al falan bana ver diyor falan. Artık ötesi yok. Bu olaydan sonra iyi barışmışlar, anlaşmışlar. Ne barışması? Daha da öteye gidiyor iş. Şimdi 1947'de savaş bitmiş vesaire. Savaş kısmını anlatacağız Chanel'in birazdan. Orada yediği haltları anlatacağız da. Savaş bitiyor. Chanel gene duruyor. Gene coşacak. Gene No 5'i ben istiyorum diyor. Chanel No 5'i. Ve Chanel parfümü. Dava açacağım ben diyor. Yine. Yine yeni yeniden. Dava açmasını kim engelliyor biliyor musun? Pierre Wertheimer. Yani i̇şte şirketin bu, sahibi. Evet bu abi engelliyor. Hayır açma diyor. Ve anlaşmaya varıyorlar. İşte nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim. Bu Chanel 2. Dünya Savaşı'nda öyle bir haltlar yiyor ki, Nazilerle öyle bir işbirliğine giriyor ki, bir dava açarsa mülkiyet hakları için, bunlar da dosya neye sunmak zorundalar o zaman? Bunun Nazilerle olan işbirliğine dair, Nazi rejimine yazdığı, o dilekçeden tut da şeye varıncaya kadar, bunun bütün kirli geçmişi dökülecek. Yani Coco Chanel adı patlayacak. Evet, yani parfüm uğruna bütün marka patlayacak. Adam diyor ki Coco Chanel patlarsa Chanel No 5 de patlar. Zaten. Anlaşmaya varıyorlar. İkinci Dünya Savaşı ve parfüm üretildiğinden beri elde edilen kazanca karşılık çok büyük bir ödeme yapıyorlar bunu adamlar. Wertheimer'ler.
Parfümün bütün haklarını alıyorlar ama. Bunun %10'unu da alıyorlar, tamam mı? Ve bugün de hala onlar yönetiyorlar. Torunları yönetiyor Wertheimer'lerin. O yani kardeş. Chanel bildiğimiz bu parfüm. Chanel'in değil. Chanel'in değil. Flaş. Başar. Acı Şakir'in de sahibi Acı Şakir değil zaten. Ha işte ya zaten her şey karıştı iyice. Şu çok garip ama yani. Olayı anlatabildim değil mi? Evet. Yani neredeyse canlarını kastetmeye hazır olduğu adam. Tabii o olaydan sonra normalde insan ne diye düşünüyor? İnsan işbirliği kurabilir mi yani? Bunlar Yahudi Mahudi diye bitirmeyi o kadar kafaya koymuşken. Aksine Chanel'in ipliğini pazara çıkarırsın, evet, değil mi? Evet. Yani bu dersin Nazi taraftan. Onlar da ticari yaklaşmışlar. Bu hani para o bana zarar verecek, ben ona zarar vereceğim. İkimizin de işi batacak. Kim kazanacak? Bu para var ya, bu para. Bu para var ya, bu para. Böyle dize getiriyor işte. Allah bildiği gibi yapsın bunu. Bak ben olsam yapmazdım. Ben yapmazdım abi. Yemişim Chanel'inde Manel'inde. Kusura bakmasınlar. Parfümünü marfümünü. Şimdi. Evet, dur devam etmeden önce bakalım neler gelmiş. Gelenler var, sonradan gelenler, yok yazmayın diyenler var. Çok tatlısınız. Şaka diyorum. Şapka yapmakla ilgili ne kadar farklı hikaye olabilirdi ki? Bir insan hayatında hiç mi kesin bir şey olmaz? Evet, ne yazık ya. Hatta işte. Demiş bu sefer kesin hayal kırıklığına uğrayabilir. Kıyamam. Gelenler harikasınız. İyi yayınlar. Müşir onun için mi diyor? Ben de geldim. Evet, yok yazmayın diye. Çok, çok tatlı. Yani, çok tatlı. Belgin Hanım ne demiş? Müşerif Hanım acılarım demişsin bana. Allah'ım ya. Ne güzel ya böyle. Ya herkes ben geldim merak etmeyin diye birbirini haberdar ediyor. Evet. Atatürk'ün 1930'larda Türk ordusunun kıyafetlerini Chanel tasarlatması, peki bakalım oraya da geleceğiz. Hatta söylemişken söz edelim mi? Sonuna ya açık bakalım. Söyleyeyim mi? Ben ona dair çok net bir şey bulamadım Haluk'cum. Evet. Yani ama şöyle. Yani, çok heyecanlandıran bir şey tabii ki insan bir böyle. Ben onu yani açık söyleyeyim. Tabii bizim de doğal olarak ilgimiz çekti. Ben şey bekliyordum böyle değil mi? Hani böyle bununla kaynaklı, ilgili. Kaynaklı genel kurmayla şurada burada. Tabii. Abi askeri tarihin çok önemli parçası. Tabii. Valla ortada bir tane bir üniforma fotoğrafı var. Ya ola da bilir bu arada. Bilmiyorum. Yani ben bulamadım. Hani link falan varsa izleyen dostlardan koyarsa altı ama şey link olmasın yani. O ne diyor bilmem ne falan gibi değil. Böyle ciddi ne bileyim genelkurmaydan evet, olur. Yerde yazılıyor olur. Ama. Askeri bir tarihçi yazmıştır. Şey çok şaşırtıcı çünkü bu kadar önemli bir konuda bir makalele bile denk gelmemek falan şaşırtıcı oldu benim için yani. Evet. Bir tane bir üniformanın fotoğrafı var. Ha atam tasarlatmıştır o başka. Onu da şey demiş ki adamın adını unuttum ya. Bir modacı adam var. Ben Gökçaylı gördüm. Mı Vural? Ya onun kaynağı şu. Vural Gökçaylı mı Vural Gökyaylı mı ne? Bir tane modacı abimiz var. Evet. Bu abimiz orada yüksek lisans mı ne yapmış? Böyle bir laf etmiş. Diyor ki ben arşivde Atatürk'ün böyle bir talebini gördüm diyor da orada da şu geliyor benim aklıma şimdi. Ya abi tamam da bunun bir fotoğrafı olmaz mı bu zamana kadar? Evet. Bunun bir belgesi olmaz mı falan. Ama hiç adama da bir şey çünkü, demeyelim. Evet. Biz ulaşamadık diyelim. Öyle bağlayalım orayı. Evet. Ama atama ya normal atam diyorsun. Ya Haluk ne diyorsun ya? Chanel'i yemişim ya. Chanel ne ya? Chanel atamın eli minkili olur. Ondaki vizyon var ya evet. Adam Chanel'den iyi giyiniyor bence. Öyle düşünürsen. Öyle abi. Orası kesin zaten. Abi bak Anıtkabir'de sen şey gördün mü onun bir seyyar dolabı var böyle. Metroseksüellik. Ya her şeyi tıraş takımından. Metroseksüel diyen gelsin önünde bir diz çöksün önce. Tabii canım. Bir de o metroseksüellik. Cerocuğum İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, işte Antalya'da falan değil. Cephede, Sina Yarımadası'nda, orada, burada, çadırda madırda adam metroseksüel. Nasıl yaptın abi o tarzı ya? Ya o adam varsa başka var, bir şey yoksa ya. Yok zaten sonradan olmuyor yani bazı şeyler. İyi yayınlara, kalplere çok teşekkür ediyoruz. Benim anlamadığım hep şu olmuştur demiş Hilal. Bu tasarımlar, fikirler bir kişiden çıkmıştır ya da küçük başlar ya da küçük başlar ya ve ölene kadar devam eder kontrol. Evet. Peki o kişi ölünce markalar bozulup çizgiyi bozmuyor mu demiş? Değişir markadan marka. Evet. Şeydir ya çok önemli olan kişi odaklı mı bir kurum? Bu ne olursa olsun fark etmez. Kişi odaklı mı, sistem odaklı mı? Evet, süper. Bu kurumsallaşmış mı dediğimiz aynen. Şey? Eğer kişi yani. Odaklı olursa bir şey, kişi gittiğinde geçmiş olsun. Patlar gider sistem oturtamadığı için. Ama bir sistem oturduysa sıkıntı o zaman yok. Gider yani. Bu konu yani tasarım da olsa, eğitim de olsa ne olursa olsun fark etmiyor. Gerçek bir değeri kalıyor mu demiş. İşte bu duruma göre değişiyor. Evet. Sosyal medyada önüme çıkan ama resmi kaynaklarda hiç görmediğim bir şey hakikaten demiş. Çok teşekkür ederiz. Siz Peacemaker, de iyisinizdir umarım. Hoş geldiniz. Evet. Siz de iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Gülmüş açık adam çalırda metro seks. Ama öyle bir abi. Gerçekten evet ya. Öyle. Ya. İnanılmaz. Ya. Neresine baksan hayran oluyorsun İnanılmaz zaten. Bir adam ya. Vallahi. Peki.
Yani No 5 parantezini biraz dev bir parantez oldu ama benim bu bütün Chanel hikayesinde çok ilgimi çeken bir tarafıydı. Çünkü garip bir hikaye. Bak daha da bitmiyor hikaye. Aklımıza tutalım, tamam mı? Kimi? Bu Pierre abi var ya, Pierre Wertheimer. Bunu Evet, aklımıza tekrar tutalım. Ha, hatırlatıyorum. kimdi bu? Chanel için, Chanel No 5 için Chanel'le kavgaya girişen, 20 sene mücadele eden, her seferinde kazanan, Coco Chanel'i sürekli madiklemeye çalıştığı, araya Nazileri bile sokarak yok etmeye çalıştığı ama hiçbir zaman yenemediği, tamam mı? Ama günün sonunda da Chanel'e parayı ödemeyi yapıp onu böyle bir sakinleştiren adam. Bu Pierre abimiz gene çıkacak karşımıza. Daha bitmedi. Onu Yıllar sonra. unutmuyoruz, tamam mı? Şimdi Cerocuğum, bu Chanel'in şöyle bir olayı var. Çok ilginç bir kadın. Şimdi artık olmuş bu 20'lerle beraber. Şimdi bir İkinci Dünya Savaşı'na gittik ama kafanız karışmasın. Onu şey parantezi açmak için gittim yani. No 5'in izinden gittik. Geri geldik. Bu 20'lerde İngiliz aristokrasisinin içine giriyor. Bak gene diyorum. Chanel hiçbir zaman ben halka üretim yaptım, halkı giydirdim, kadınlarda devrim yaptım demiyor. Kadın tamamen sosyeteye ve aristokrasiye oynuyor. Ben bir rakam okudum, aklım uçtu. Dönemindeki bir kıyafetin işte yaklaşık bugünkü parayla karşılığı, tasarladığı bir kıyafetin 38 bin dolarmış. Yani öyle bir kadına bakıyoruz, tamam mı? Dolayısıyla bu kadın, abi İngilizler de bunu seviyorlar yani. O soğuk İngilizler bunu seviyorlar ve kadın 20'lerle beraber İngiliz aristokrasisine nüfuz etmeye başlıyor. Oradaki cemaatin içine kabul ediliyor, tamam mı? Getiren yakın kankasını. Kim olabilir en yakın Heh. kankası? Pampişi. İşte iki Buyurun. kanka. Kankitosu Winston Churchill'le. Ya. My dear Winston. Benim O sevgili derece. Winston'ım. Tabii. Winston Churchill, tabii biliyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Donanma Bakanı. Yanlış hatırlamıyorsam Donanma Bakanı. İkinci Dünya Savaşı'nda da aslında Nazileri yenen adam. Yani bütün dünyayı Nazi tehdidine karşı uyarıp yenen adam, öyle söyleyeyim. Çok ilginç bir hayatı var. Yapacağız onu da bir gün. Yani Evet. bayağı detaylı ilginç bir hayatı var bunun. Churchill'le falan takılıyor bu. Ama ilişkiler, aşklar yaşıyor. En önemli ilişkisini Westminster Dükü ile yaşıyor. Westminster'ın bilmem kaçıncı dükü bu. İsmini unuttum şimdi. Getir abidi. Getir, fotoğrafı var. Evet. Ama en önemli Bu uzun, kısmı bu şu abimiz. galiba, o dönemin en zengin Evet. dükü. İngiltere'nin en zengin adamı bu adam. Şu baktığınız adam o dönem İngiltere'nin en zengin adamı. Tamam. Hani belki kral ya da kraliçe mi var o zaman işte. O belki onun bundan zengindir, olmaya da bilir bu arada, bilmiyorum. Bununla aşk yaşamaya başlıyor bu. Bayağı bir aşk yaşıyorlar ciddi. Adam aşık oluyor. Adamın manyak manyak jestleri varmış buna. Tabii soldaki Chanel, sağdaki Westminster dükü. Böyle dev elması getirip çorbanın içine saklarmış güya falan. Ama dev yani, öyle bizim hani oluyor ya, bizim gariban şıpırlantılarımız var ya böyle. Çorbanın içine nasıl saklıyor kocaman Kasede şeyi? veriyorlarsa işte, daşı koymuş Allah. oraya adam. Ya garip garip işler. Çok aşık oluyor adam buna. Bayağı bir kovalıyor mu oluyor. Adam da evli mevli falan yani. Hani işte medreslik müessesesi çalışıyor diyorum ya. Bu arada bu adam da antisemitist. Yani ne demek? Yahudi düşmanı, Yahudi karşıtı ve homoseksüellik düşmanı. Yani eşcinsel ilişki karşıtı falan. İngiliz aristokrasisinde de çok ciddi zihniyet bu yönde o dönem. Adamlar böyle eşcinselliğe karşılar, adamlar böyle işte şeye karşılar, Yahudiler falan hiç hoşlanılmıyor yani. Bunlar zaten Almanlarla da kuzen birçoğu zaten. Yani Almanya'da herif Akrabalık baron, çok var buradaki tabii. baronla buradaki Oradan dük oraya, kuzen. oradan Zaten oraya. öyle krallar, kraliçe hepsi birbiriyle akrabayla bunların. Bu çevrelerde güzel takılıyor. Bu Westminster Dükü'yle sevgili oluyor, bilmem ne oluyor falan. Hatta şey falan deniyor. Buna dük bir evlenelim, mevlenelim falan demiş ama bu kabul etmemiş. Sevgili dostlar, bu hiç kimseyle evlenmeyi kabul etmeyecek hayatı boyunca. O abimiz vardı ya, Capel. Onun vefatından sonra hiç kimseye onun kadar sevmeyecek. Hiç kimseye onun kadar bağlanmayacak. Kesinlikle de evlenmeyecek hiç kimseyle yani. Öyle bir kadın. Bu takılıyor makılıyor. Yıl oluyor, güzel. İşler güzel. İşler büyüyor. Bunun bu İngiltere'de geçirdiği zaman İngiliz dönemi deniyormuş Chanel tarihi açısından. Yani İngiliz esintili. Bu İngiliz erkeklerin giydiği kıyafetlerden esinlenip bir şeyler yapıyor. Zaten tarzı böyle erkeksi, biraz daha maskülen, tamam mı? Çocuksu. Mesela kendi de diyor, ben hep diyor bir lise çocuğu olarak kalacağım falan diyor. Kız çocuğu yani, böyle işte saç kısa kesilmiş vesaire. Bambaşka bir şey. Şimdi kadının burada hakkını teslim etmek Tabii lazım. tabii. Bunlar hep devrim niteliğinde Evet, işler. dikkat Sadece çekiyor. kılık kıyafet değildir çünkü. Tabii duruş da Kıyafet, sergiliyor. Yani sağlam duruyor. ya kıyafet bir semboldür bir de Tabii. şekerim. Asıl olan kıyafetin ardındaki mesajdır. Yani kadının özgürleşmesi,
kadın eşitliği. Bu mesela hiç tahammül edemiyor birinin bunu yönetmesi fikrine. Hele ki bir erkeğin mümkün değil tahammül edemiyor. Bak bu kadar zengin, güçlü adamlarla takılıp duruyor bu. Yok abi. Adamlar da bunu kendilerinin eşiti gibi görmeye başlıyorlar. O çok ilginç. Bu herifler normalde kadınları öyle görmüyorlar. Sen Mr. Churchill'de falan konuşuruz. Ya bir kadın kraliçeyi biliriz. Bu yani diyorlar. Tamam, bir onun önünde diz çöküyoruz. Kadın böyle zarif, korunması gereken. Tabii. Bir işten anlamayan. Denk olamaz öyle asla. Bir tip falan. Ya bu böyle bunların arasında fıttık gibi geziyor böyle. Tamam böyle? Habire. Dişe diş, kora kor. Ama tabii her şeyi başarıyor mu bu hayatta? Başaramıyor. Sen buna bir atıf yapmıştın, onu söyleyelim şimdi. Bunun bu sadeliği başına iş açıyor. Belki evet de hayattaki ya. Tek başarısızlığı. 1931 senesinde Cerocuğum, Samuel Goldwyn. Kimdir bu abi? MGM stüdyoları var ya, Metro, Goldwyn, Mayer. Mayer'ını geçen bölüm mü konuşmuştuk? Evet. Anmıştık. Bunun bu sefer Goldwyn'i olan adam, tanışıyorlar bunlar. Diyor ki ya Coco diyor, sen gel Amerika'ya. Şimdi o zaman hep anlatıyoruz ya biz denk geldikçe. Stüdyoların kontratlı artistleri var yani. Hı hı. Sanatçılarla kontrat imzalıyor. 10 tane kadın aktör var elinde mesela, tamam mı? Gel diyor, benim oyuncularımın kıyafetlerini tasarla sen. Filmlerde giyeceği diyor. 1931'de bu Hollywood'a gidiyor. Süper Amerika'ya fırsat. Gidiyor. Süper de olmuyor. Yüzüne gözüne bulaştırıyor. Hatta adam buna çok büyük para falan öneriyor, böyle milyonlarca dolar. Sürekli kal demiyor. Gel diyor, senede iki defa bunların kreasyonlarını oluştur falan. Patlıyor iş elinde. Sade mi kalıyor? Aynen öyle oluyor. Hollywood bunu, bu Hollywood'u beğenmiyor. Tabii o olmuyor iş, bu geri dönüyor. Dönerken şey diyor, kır o bunlar diyor. Tabii kır o bunlar diyor. Ya bunlar giyinmeyi bilmiyor diyor. Görgüsüz Hollywood bunlar için. Diyor. Hollywood için. Hollywood'dakiler de bunun kıyafetlerini fazla sade ve sümsük buluyorlar. Hatta o dönem The New Yorker diye bir dergi vardır ya, yayın hayatı devam ediyor. Orada şöyle bir şey okudum ben. New Yorker şöyle bir haber yapmış. Chanel Hollywood'u terk etti çünkü ona kıyafetlerinin yeterince etkileyici olmadığını söylediler. O bir lady'yi bir lady gibi gösteriyordu. Halbuki Hollywood'da bir lady'yi iki lady gibi göstermeniz lazım. Lady kare. Evet. Güzel doğru. Açıklama. Ama doğru bak. 30'ların 40'ların biz seninle hep çok etkileniyoruz değil mi? Evet bak ya. Bunu hani 50'lerde bile o devam ediyor. Kimler. Abi o kadınların falan. Ya yeni Oscar'ı izlediniz değil mi? Sümsük Allah'ın aşkına bırak. Ben gitsem aynı giderim yani. Buraya düşmüş işim. Gidin izleyin abi o eski Oscar'lar falan. Abi o gelince o böyle bir tanrıça geliyor ya. Bir şey geliyor yani oradan. Tabii sen şimdi gidiyorsun oraya, buna erkek gibi giyineceksin diyorsun. Yok zart yok zırt. Hiç falan. Uyuşamazlar. Olmaz. Mümkün değil. Uyuşamamışlar da zaten. Şimdi tamam işler güzel falan ama yavaş yavaş dünyanın tadı kaçmaya başlıyor. Tabii Nazi rejiminin yükselişi Almanya'da vesaire, ama bunun canını başka bir şey acıtıyor. Sene 1936 Cerucuğum. Fransa'da büyük bir işçi grevi oluyor. Çok büyük bir grev. Birçok farklı iş kolundaki işçi kardeşlerimiz greve gidiyorlar. Daha fazla hak, daha hani fazla ücret için. Chanel'in o dönem 4000 çalışanı var. Çeşitli mağazalarında üretim şu zaman. Bu 4000 işçi de gidiyor greve. 36'da. Bu deliriyor. Kim çünkü gibi? Neden? Walt Disney gibi. Walt Disney gibi. Patronlar grev sevmez. Bir de hep aynı terane ha. Şey, ben onu bir iki yerde okudum. Hawke çok da iyi maaş veriyordu piyasanın üzerinde. Aynısını Walt Disney'de evet, dedik biz. Aynısını. Ya arkadaş o başka bir şey. İnsanların sendikal hakları, örgütlenmeleri başka bir şey. Yani patron milletinde şöyle bir yanlış algı var ya. Cebinden veriyor babacım, böyle çıkarıyor yani. Hani lütfediyor. Oğlum lütfetmiyorsun yani. İnsanlar bir çalışıyor, emek koyuyorlar. Evet. O emeğin karşına sen ve genellikle her zaman yetersiz olan bir ücret ödüyorsun. Bütün hayat bundan ibarettir, iş hayatı. Düdüklenmek ve düdüklenmemek. Budur ya. Evet, abi özellikle. Çalışan örgütlenmezse düdüklerler, bu kadar. Evet. Bak Coco Chanel de aynı kafa. Kendisi bak fakirlikten gelmiş, bilmem nereden gelmiş. Unutuyor yani. Ama bak ego kendini o tanrıça görüyor ve böyle lütfediyor fazla para vererek. Piyasa 2 franksa bu 3 veriyor falan. İşçileri bunun bir greve gidiyorlar, çıldırıyor bu. Önce artistlik yapıyor, tehdit ediyor, hakaret ediyor, her şeyi yapıyor. Tabii sökmüyor. İçindeki canavar patron çıkıyor yani. İstediği kadar çıksın, ağzına tıkıveriyorlar o canavarı geri. Niye, nasıl? Abi 4000 işçi. İş yerlerini işgal ediyor millet. Terk etmiyor. Grev şey değil, işe gitmeme değil. Hı, iş yerlerini bloke ediyor işçiler Fransa'nın her tarafında. Oo. En mantıklısı. Tabii. Sen gidersen yerine işçi gelir. Ha, bunu bile sokmuyorlar kendi dükkanlarına. O kadar. Tabii deli oluyor ama hiçbir şey yapamıyor. Yutkunuyor abi böyle. Ve istedikleri anlaşmayı yapıyor. Ha, ondan sonra ne yapıyor ama?
Aa, çok tehlikeli bir kadın ya. Ya evet, kini çok fena, çok nefreti. Dostlar şimdi bu grev geçiyor ve bunun 30'dan ikinci yarısından itibaren düşüşü başlıyor aslında. Bunun düşüşü de başlıyor. Yani yeni isimler çıkmış, yeni modacılar çıkıyor. Tabii abi sen varsan senden daha iyisi, daha genci, daha dinamiği Tabii. çıkar. Senin fikirlerin artık geri kalmış gözüküyor, tamam mı? Ve yine sade olduğu için tabii. Sadelikten de ziyade Cerocum aslında doğru, onun etkisi var ama yenileyemiyor kendini abi. Tabii. Mermiyi atmış. Bu şimdi 20 yılı bulmuş artık bu sektörde. Devrim, Yeni yeni devrim, devrim. gelenler var Bak tabii. şimdi yıkılacak put varken devrimcilik de kolay yani biraz. Tabii. Vuruyorsun bir şey Ya şimdi deviriyorsun. şöyle Vuruyorsun bir düşün. şey deviriyorsun. Bugün bildiğimiz dünyayı sallayan yine birçok marka var ya, kadınıyla erkeğiyle, ki tabii ki yine erkekler çok nokta, ama hepsinin şeyi doğuşu işte 1900'ler, yani o yıllarda doğuyorlar ya da yeni yeni onlar sektöre girip böyle bomba gibi Şekerim patlamaya çünkü ne yapsam başlıyorlar. bomba. Saçını kısa kestirdin. Uuu, falan yani. Öyle Tişört olacak. giydin. Uuu, acayip bir İşte şey. o Yani dönem tabu çok. öyleymiş. Bak bir daha söylüyorum. Yıkılacak put çoksa yani gerçekten devrimci olmak biraz da kolaylaşıyor orada. Vuruyorsun devrim yani dedim ya. Vuruyorsun devrim. E bitince ne yapıyorsun? Bir de Evet. senden daha iyiler geliyor tabii. Canavar gibi gençler geliyor. Sürekli devam Bunun etmen gerekiyor. yıldızı ve karizması sönmeye başlıyor 30'larda. Tamam bak şimdi iki şey birleşiyor. Üzerine grev, üzerine bilmem ne. Hollywood macerası elinde patlıyor. Yani 30 var buna hiç iyi gelmiyor. Baya bitiyor yani kadın. Çöküyor ticareten de. Bitme noktasına gelirken Savaş. savaş başlıyor abi. Almanya'nın Polonya'yı işgali, o bu ve İngiltere'nin Almanya'ya savaş açmasıyla tabii ülke savaş haline geçiyor ve Coco Chanel ne yapıyor? Bütün mağazalarını kapatıyor. 4.000 çalışa da Pau, güle bay güle. bay. Siz greve mi gittiniz? Tazminat, ne yazık ki savaş Savaş var. var. Bitsin açacağım. Bitsin açacağım, sigara Çok çok alacağım. fena, Ya. çok Ve şey gerçekten. falan türü abuk subuk açıklamaları var. Canım savaş var, moda mı düşündün şimdi falan diye böyle. Bunu bahane edip. Tamamen bahane. Yani o Resmen insanlardan şeyini dönüp intikam çıkarmış alıyor. ya diye mi? Ha, intikam. Tabii intikam alıyor. Resmen Alıyor. intikam almış. Kendisi ne yapıyor? Kendisi Paris'te evini kapatıyor diyor. Bak şimdi burada artık gariplikler başlıyor. Çirkinleşiyor arkadaşlar işler. Dur, çirkinleşmeden önce. Çünkü çirkinliğe girince orası biraz böyle şey devam eder. Bunu ilk defa görüyorum demiş. Aman Allah'ım, Churchill ne alaka Tabii demiş. tabii Churchill İşte bak ne daha alaka neler olacak İlal. olacak. Şimdi sen bekle bak neler yapacaklar Evet, bunlar. Churchill'le daha neler neler. Şimdi bak bu Paris'te Hotel Ritz var, tamam mı? Ritz Oteli. Orada konaklamaya başlıyor. Bu arada 1940'da Almanlar Fransa'yı işgal ediyorlar. O meşhur Yıldırım Harekatı'yla alıveriyorlar Fransa'yı. Paris'te işgal ediyorlar doğal olarak. Kukla bir hükümet getiriyorlar. Dediğim gibi Vichy hükümeti diye. Sadece faşist bir hükümet güya. Fransız yani bunlar da. Fransız vatandaşları da vatanseverler de direnişe geçiyorlar. Meşhur onların milisleri vardır ya Fransız milisleri işte. Résistance, le résistance mı diyeyim. Direniş, tamam mı? Abi tabii her yerde vatansever olduğu gibi her yerde hain de var, ahlaksız da var. Şimdi burada böyle bir hikaye gireceğiz artık. Bu da bu yani. Chanel de kusura bakmasın yani. Bu da bu. Üç kağıda gerek yok. Neden? Bu geçiyor Hotel Ritz'te kalmaya başlıyor ya. Kim kalıyor Hotel Ritz'te başka biliyor musunuz? Bak Allah'ın hikmeti. Alman komuta kademesinin hepsi. Adamların karargahı yani Hotel Ritz. İşgal kuvvetlerinin komutanı ve yardımcıları şu var ya. Bunlar da Hotel Ritz'te kalıyor. Bak şansa bak tesadüfe. Tesadüf. Tabii. Bu bir tane adamla aşk yaşamaya başlıyor. Baron Hans Günther von Dinklage. Getir. İyi Baron yani. söyledin o kadar Çok iyi uzun dedim bence uzun, de. vallahi Alman isimlerini beklemiyordum. kolay söylüyorum. Fransızları söyleyemiyorum. Bu abimiz. Bu arada adamlar çok uzun değil ha. Kadın çok kısa. Ben ilk öyle zannettim. Bu Evet. dedim lan hepsi 2 metre mi bu adamların? Dükü gelir uzun. Bu uzun falan. Kadın kısa. Minicik bir şey bu. Bu adam Baron Hans Günther von Dinklage. Bununla aşk yaşamaya başlıyor sevgili dostlar. Peki kim bu adam? Bu adam kim? Böyle baron güya takılıyor falan. Bu ne biliyor musun? Bu İngiliz istihbarat, özür dilerim, Alman istihbaratının önemli bir adamı. Casus ya adam. Casus faaliyeti yürütüyor yani. Tabii baron gerçekten adam yani. Öyle bir titri var ama temel işi casusluk yani. Abwehr'in yani Alman Genelkurmay'ın önemli bir casusu bu adam. Adam o kadar önemli ki savaşın belli bir döneminde Hitler bu adamı bizzat misafir ediyor yani. Bizzat Berlin'e çağırıp görüşüyor adamla. Hitler. Adolf Hitler. Ya Adolf Hitler öyle takdir Herkesle edersin her casusunu görüşmez. da çağırıp konuşmaz. Oradan pay biçin. Bu bundan aşk yaşıyor bizim ablamız Coco abla.
Koku ablayı güzelce bunlar Alman istihbaratına alıyorlar. Bunun ajan numarası F7124. Kod adı da Westminster. Coco Chanel'in. Coco Chanel'in. Komiklik şurada. Kod adını da şeyden vermiş çakallar. Westminster Dükü'yle sevgiliydi ya. Oradan. Oradan. Bak tekrar diyorum. Coco Chanel'in Alman istihbaratındaki ajan numarası F7124. Kod adı da Westminster. Bunlar nereden ortaya çıkıyor? İşte diyorum ya zaten biliniyor. Yani bunlar biliniyor. Savaş içinde de biliniyor. Tamam mı? Sonrasında da biliniyor. Peki, ama. Peki bu çalışıyor. Arada bir sürü bir hikaye var. Detayını siz merak ediyorsanız sonra bakarsınız. Tam ne yaptığı da net değil ama abuk subuk bir işlerin içinde olduğu belli. Bir tane bir Operation Model Head diye bir şey var falan. İspanya'da bir işler karıştırmaya çalışıyor bunlar. İspanya'da bir faaliyetler, espiyonaj faaliyeti yapmaya çalışıyorlar. Bunu da kullanıp İşin Chanel'in içinde Coco Chanel'de var. Bakarsınız onlara detayına. Şu önemli. Net kadın Alman istihbaratında çalışıyor. Bunu hani başta dediğim yazar var ya kitap. Hı. Orada adam tak diye şeyle koyuyor. Fransız istihbaratı da 2013 demine gizli belgeleri açmış. Onların da raporlarında net var. Zaten nitekim yine dedim ya hem direnişçiler hem de İngiliz istihbaratı bununla mülakat gerçekleştiriyor. Bunu sorguluyorlar. 49'da savaş bittikten ta 4 sene sonra bununla ilgili bir dava açılıyor. Coco Chanel ile ilgili. Bizim Chanel ne yapıyor biliyor musunuz? Savaş biterken yeniliyor Almanlar. Kaçıyor. Kaçması lazım. İsviçre'ye. Bau, topuk. İsviçre'de yaşıyor. Tabii. Abi korkmuyor. Sen niye kaçıyorsun? Tabii canım, dur yani orada. Peki. O dönem Fransa'da şöyle bir şey oluyor dostlar. Ve bu şöyle okudum ben. Fransa'da hala bir tabuymuş bu konu. Tamam mı? Horizontal collaboration denen bir hadise var. Yatay işbirlikçilik. Yatay ne biliyorsunuz mu? Yatmak, bildiğin yatmak, yere yatmak yani. Seks, cinsellik. Birçok Fransız kadını Alman askerleriyle ilişki yaşıyor. Parayla da bedenlerini satan var. Gayet isteyerek, bilerek yani şen şakrak şekilde kıkırdaşa kıkırdaşa satan da var. Bunlara horizontal işte collaborators deniyor. Yatay işbirlikçiler, tamam mı? Bu kadınlar savaş bitince ve o De Gaulle meşhur geliyor yani ve rezistans, direniş, Paris tekrar alınca, Almanlar şutlanınca bu kadınları perişan ediyorlar tespit ettiklerini. Purge diyorlar, arınma, temizlenme. Fransa'da, Paris'te kan gövdeyi götürüyor. Direnişçiler çekip çekip vuruyorlar bu kadınları. Şanslı olanlar deniyor, hapse atıldı mahkemede yargılanmak için. İnsanlara o Alman işgal. Ya abi düşünsene ama bak açık söyleyeyim biz Ankara'dayız. Ankara'yı A ülkesi işgal edecek. Rus gelecek burayı işgal edecek. Ben de Türk kızlarını göreceğim böyle burada. Kikir kikir Rus askerleriyle yatacaklar. Onlarla bilmem ne. Ha bir de bir amaca matuf değil. Tabii hani şu olabilir. Hayır yaparım da hani casusluk yapıyorum mesela. Bir şey elde edeceğim onunla. Öyle değil ya bildiğin şey güçlünün yanında olmak yani. Bu Fransa'da bir tabu arkadaşlar bu konu. Tamam mı? Fransızlar bile bununla barışabilmiş değiller. Direniş geleni vuruyor, geleni vuruyor. O dönem sadece kadınlar değil, bu Almanlarla işbirliği yapan bir sürü şey. Tabii çünkü herkes. Almanların Fransa işgali, Paris işgali çok sert geçiyor milliyetçiler için. Vatanseverler için çok sert, çok zorlu geçiyor. Tamam mı? Dolayısıyla yakaladıkları kadınları ne yapıyorlar biliyor musun o dönemde? Kafalarını kazıyorlar, öldürmediklerini bak. Birçoğu öldürüyor. Kafalarını kazıyorlar, alınlarına ve vücutlarına svastika vuruyorlar. Svastika ne? Şu Nazilerin gamalı haçı var yani. Nazi gamalı haçı. Damgalıyor yani. Bu diyor hayat kadınıdır diyor. İşte hayat kadını da demeyelim ya. Bu ne şey, diyelim yani vatan hainidir ihanet. Gibi. Haindir vatan diye aynı. Damgalıyorlar. Bu kadınlar perişan oluyor. Ama tabii yani kurunun yanında yaş da yanıyor. Tabii. Yok her ya. Yaşın oluyor. Yanında mı kuru yanıyordu? Kurunun yanında yaş yanıyor. Kurunun yanında yaş yanıyor. Abi bizim Coco Chanel'e ne oluyor? Coco Chanel'in durumu ne? Hotel Ritz'de Alman istihbaratının çok önemli bir casusuyla, baron seviyesinde bir Almanla, Alman komuta kademesiyle beraber yaşayan yıllarca. Böyle bu dönemde işte Yahudi diye sırf ticari çıkarı için Nazilere başvurabilen, kendisi de bizzat Berlin'e davet edilip genelkurmayda görüşmeler yapan Coco Chanel'e ne oluyor? İsviçre'ye kaçıyor da. Kaçıyor tamam, tutup getiremiyorlar mı İsviçre'de? İsteseler yaparlar ama istemeleri lazım. İstemiyorlar abi. Araya kim giriyor biliyor musun? Winston Churchill giriyor arkadaşlar. Coco Chanel Winston Churchill tarafından kurtarılıyor. Kendi hani grant'ını istiyorlar işte. Yani
yeğeninin yani torunu diyeyim artık. Onun açıklaması var, öyle demiş gelmiş. Evet, az önce. Evet, my dear friend Winston. Evet. Winston Churchill bu kadını kurtarıyor. Hiçbir şey olmuyor bu kadına. Hiçbir hesap vermiyor. Hatta öyle gariplikler var ki, tabii herkes bilmiyor, bilen biliyor bunun durumunu. Bu ölünce tören mören yapmaya kalkacak dönemin cumhurbaşkanının karısı 70'lerde. Bu olaylar yüzünden tırsacaklar, devlet törenine falan gömmeye çalışacaklar bunu falan. Böyle garip bir şey, tamam mı? Bunu Winston Churchill kurtarıyor. Churchill araya giriyor, çekiyor alıyor bunu. Yani tertemiz çıkıyor bu. Peki Churchill niye kurtarıyor dersen, orada da şu söyleniyor. Başta ne demiştin? Çünkü çok saçma gelmiyor mu? Yani Churchill. Ya arkadaş olarak kurtarmayı deneyebilir ama Churchill şunun için yaptığı esas söyleniyor. Arkadaşlıktan ziyade. Dedik ya, bu 20'lerde İngiliz aristokrasinin içine girdi ve bu aristokrasinin içinde birçok tip aslında Nazilerle aynı şeyi düşünüyor. Yani Yahudi düşmanı, tamam mı, işte fakir fukara düşmanı, Aryan ırka inanıyorlar bilmem ne, kendilerinin üstün olduğuna inanıyorlar. Faşist söylemler, tamam mı? Bu kadın bunlara şahit olmuş. Churchill diyor ki, bu mahkemeye çıkıp yargılanırsa, bir de ötmeye başlarsa, düşünebiliyor musun? Westminster dükü de şöyle şöyle dedi. Kadın da kim bilir ne sırlar var. Tabii. Bu açığa çıkmasın, skandal patlamasın diye olay kapatılıyor. Bu abla tertemiz çıkıyor 2. Dünya Savaşı'ndan. Hiç tüyüne zarar gelmiyor. Ben bu hikayede buna deli oldum işte bak. Yani. Gene kim kazandı abi? Üçkağıtçı kazandı yani, tamam mı? Olacak iş değil ya. Belki orada o Nazi askerlerle, Nazi Alman askerlerle yatan kadınların belki bir kısmı açlıktan yatıp kalkmak zorunda kaldı. Evet. Belki çocuğu açtı yani, anladın mı? Belki hastası vardı yani. Onlar dinlenmedi bile, öldürüldüler, yok edildiler. Evet. Bu abla böyle sosyetik yaşadı, bastı tüydü gitti. Abi bu iş böyledir, kazanırsın ve nasıl kazandığına bakmazlar günün sonunda. Cerocuğum, ondan sonrası hikaye düştü yine. Ya hayatın gerçeği ama bu. Evet. Yani hayat böyledir abi, yapacak bir şey yok. Sen gemiyi karaya, yani limana ulaştırdıysan nasıl geldiğine kimse bakmıyor. Bak adam diyor ki, bak adam diyor ki, bu kitabın yazarı da diyor, başka bir iki araştırmacı daha var bu konuları araştıran. Mesela bu filmler falan var ya. Ya diyorlar tabii ki, filmlerde yani, buralara hani hiç girilmiyor. Hani görüyoruz ya biz bu ablayı. Kadın haklarının bilmem neyi falan. Ya diyorlar ki, bu Nazi ve 2. Dünya Savaşı döneminin daha filmleştirilmesine en az 10 yıl var. Çünkü Fransa buna hazır değil diyorlar. Kadın çok büyük bir şirket bırakmış arkasında. Çok güçlü. Çok. Hoş. O şirket de uzaklaşıyor bundan. Biz evet, bir açıklama okuduk değil mi? Var. Basın sözcüleri diyor ki biz... Yani şu an Chanel markasının basın sözcüsü. Sözcüsü diyor ki, biz Chanel olarak kurucumuzun çok ilerisindeyiz. Onun yaptığı şeyleri tasvip etmiyoruz ya da o fikirleri tabii ki savunmuyoruz. Bunu niye der bir firma? E ne abi, bir de ne diyecek? Katılıyorum mu diyecek? Çok iyi yapmış. Nazi'nin yani. Bilmem neyle şey mi yapmış diyecek yani. Olacak iş değil ki. Şu da değil bak olay. Karşı casusluk falan, hani olur bunlar. Bak her savaşta olur. Hele 2. Dünya Savaşı'nda neyin ne olduğu bellidir. İkili casuslar, üçlü casuslar. Yani bir 2. Dünya Savaşı, bir soğuk savaşta acayiptir bu işler. Ya bu öyle değil ya. Dümdüz Alman kadın, Alman taraftarı. Çünkü o fikirlere sahip. Bu da antisemitist. Evet, bak Yahudi doğru. Karşıtı. Homoseksüellere bu da işte karşı. Almanlar ne diyorsa temelde evet. Bu da aynı şeyi söylüyor. Beyaz ırkın üstünlüğü bilmem ne. Kendisinin aristokrat sınıftan olmaması bir küçük detay. Orada da şey, hani kendini onların da üstüne görüyor. Gene aynı mülakata atıf yapacağım. İşte bir tane İngiliz adam, İngiliz istihbaratçı bununla bir mülakat yapıyor yani. Hmm. Mülakat da bir sorgu. Orada adam şunu söylüyor. Hani Allies mı, yani müttefikleri mi destekliyorsunuz, Nazileri mi? Hiçbirini diyor. Ben Coco Chanel'im. Coco Chanel'e hiç kimse ve hiçbir sistem ne yapacağını söyleyemez diyor. Kendini herkesten ne üstün görüyor bu arada. Bir de öyle bir şey var. Yani bilemedim şimdi, burada iyi bir şey mi diyor, kötü bir şey. Yani çok ego mu kokuyor yoksa? Ego kokuyor tabii. Değil mi? O kendini nasıl görüyor biliyor musun? Ben diyor hayatta kalmak için mücadele verdim diyor. Evet. O an öyle denk geldi diyor. Nazilerle işbirliği yaptım. Müttefikler olsaydı onlarla yapardım. Evet, Japonlar olsaydı yani. Onlarla yapardım. Ben işime baktım diyor. Evet. Şimdi başta dedik ya, Coco Chanel hikayesini nasıl anladığın önemli, nasıl gördüğün. Şöyle de görebilirsin abi. Hayatta gerçekten bataklıktan çıkmış gelmiş bir kadının tutunma çabası. Kadına kim yardım etmiş hiç. Ki? Bir bak yani bir var, kişi. Evet, bir var kişi ama. Bir kişi. O adam işte. O büyük aşkı. Sadece o. Onun için onu unutamıyor. Onun dışında kadın şöyle bir şey yaşamış. Kendi bir seviyeye gelmiş. Bir yere geldikten sonra da zaten gelmiş millet buna. Bunun yolculuğu çok büyük. Evet, hayatta kalmak çabası, çünkü kolay yollardan geçmemiş. Ama hep diyoruz ya, seçimlerimiz
işte belirliyor hayatımızı. Yani bunu seçmeyebilirdi. Hani Ha. zorunda mıydı acaba? Ya şimdi biz biliyorsun ikimiz de öyleyiz. Biz vatansever insanlarız. Ben açık söyleyeyim. Herkesin de vatansever olması gerektiğini inanıyorum. Fransa'da gitsin vatansever olsun. Zaten öyleler. Yani öyle de bir enteresan. Bir bize bu dolma yutturulmaya çalışılıyor. Vatansever olmayın evrensel olun. Lan nasıl olacağız? Ha öyleyim ben. Evrensel bir insanım. Ama vatanseverim. Yani nasıl bu ikisini... Onun aksi mi o Ya bırak sanki? Hani üçkağıtçılar ya. aksiymiş gibi. Böyle üçkağıtçılar. Saçlarını Neyse. kazıyıp işkence ediyordum ki siz dediniz diyor Belgin Hanım. Kadın da milliyet kavramı yok demiş. Doğru, Şu doğru, kadın. doğru Müşocuğum. Yani iş umurunda değil. Ben çok inanmıyorum olduğuna. Yani ben Fransızım, ben şuyum. Ben Chanel'im diyor. Coco Chanel. Ben Coco Chanel'im. Ayrı bir ırk gibi bahsediyor kadın kendisinden böyle. Ama sonraki yıllardaki fotoğraflarına falan bakınca hani hep böyle bir sert ve şey ya yani hani o egosu megosu her şey birleşmiş. Hani çok da şaşırmıyor insan ama tabii ki şu an hani artık ben hazmettim birazcık çok şaşırmıyorum ama ilk okuduğumda duyduğumda birçok şeyde hep şaşırdım. Şu an bak Hilal'cimin hiç sesi çıkmıyor muhtemelen. O böyle şaşkınlıkla baka kaldım Ağlıyorlar. büyük ihtimalle. Şimdi geliyoruz. Savaş mavaş bitiyor. Bu arada hiçbir şey yapmıyor. Bak bütün dükkanlarını kapattı. Kesinlikle şeyin içinde değil moda dünyasının. Tabii çekti Dışında kadın. kendini. Çekildi. Ne yapıyor? İsviçre'de yaşıyor. Fransa'da Kaçtı yaşıyor. gitti. Ritzot yok yok geliyor artık. Aklandı. Aklandı onu. Ha Akladılar. Onu doğru. Churchill kurtardılar. getirdi Savaş tamam. bitti. Evme açmıyor kendisi de. Ritz Otel'de kalmaya devam ediyor kadın. 30 sene Ritz Zaten Otel'de ölene yaşayacak. kadar da orada kalıyor Tabii değil mi? Orada orada ölecek ölüyor. zaten. Fransa, İsviçre arasında bilmem ne. Bu böyle gidiyor, geliyor, takılıyor bilmem ne tamam mı? Ne zamana kadar? 1954 senesine kadar. Bakıyor ticaret oluşmuş. Hani ortam uygun, geri dönüş yapabilirim. Yapmaya karar veriyor ve tekrar Chanel moda evini açmaya karar veriyor. Finansörü kim oluyor? Ha. Ya anladın Dur sen. ben fotoğrafını getireyim. Getir. Tanıdık gelecek mi bakalım? Nerede, 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 nerede? Evet, Şurada. evet. Tanıdık gelecek mi bakalım? Chanel'in 54'teki büyük dönüşünün, moda dünyasına dönüşünün ve üretime tekrar başlamasının ana sponsoru, ana finansörü kimdir? Kimdir? Buyurun bu beyefendi. Nereden hatırlıyoruz? Pierre abi. Parfüm No 5'ten, o Evet, Chanel kapışmadan. No Evet, 5'ten. parfüm diyorum ya, Ya evet. şaka gibi ya. Evet. Bu adam finanse ediyor dönüşünü. Hatırladınız değil mi? Hani Chanel No 5 üzerinden kapıştılar. Chanel bu 20 yıl Yahudi diye bunları boyunca. yok etmeye uğraştı. Çökmeye uğraştı malın üzerine. En son 47'de dava açacağım dedi Chanel tekrar savaştan sonra. Adam dedi ki tamam al şu parayı çekil. 54'te modaya tekrar geri döneceğim diyor ve bu adam gene sponsorluğu yapıyor. Çok enteresan bir ilişkileri var dedim ya. Evet. Niye yapıyor dersen şundan yapıyor. Adam diyor ki Chanel markamız diyor bizim. Chanel geri Parfümü de dönerse etkiliyor. Coco Chanel dönsün daha da büyüsün işlerimiz. Zaten de öyle oluyor. İşte ilk ne diyor ona defilesini yapıyor. İlk serisini çıkartıyor. Şunu yapıyor bunu yapıyor abi. O büyük Chanel İmparatorluğu oluşmaya başlıyor. İlk bu işlere gireceği duyulduğunda baya bir Fransa'da özellikle şey yapıyorlar. Ne oluyor ya bu bizi satmıştı 2. Dünya Savaşı'na falan diye ama bu sefer de İngilizlerle Amerikalılar bir sahipleniyorlar bunu Orada abi. patlamış zaten. Orada patlıyor. Orada patlayınca Fransızlar da direnemiyorlar. Ondan sonrası hayatı artık nispeten durgun. Yani işi Evet. gücü büyütüyor vesaire. Ve Cerocuğum 10 Ocak 1971 günü Chanel ablamız 87 yaşındayken Paris'teki Ritz Otel'de hayata gözlerini yumuyor. Maşallah ne de yaşamış yani kadın. Tabii. Hayat da yaşamış dibine kadar. Tabii. Daha ne yaşasın, daha ne olsun. Evet. İşte Ve hikayesi yaklaşık sona olarak budur yani. geldik. Evet. Hilal çok haklısınız demiş. 25 öneride 2 tutturdum. Yani siz emek verdiniz. Ben ekmeğini yedim. Hakkınızı helal El, edin. ne demek o ya? Gani gani helal olsun. Hilal'cim çok teşekkür ederiz. Bak bakıyoruz bak önerilere. Senin önerilere de Evet. bakıyoruz ha. Yani bunu Her zaman. unutma. Ha 2 tutturdum dedi o. Ha Coco Chanel'i o da evet demişti. tabii. Daha yani Walt tabii. Disney de demişti galiba ama aslında 3 olabilir bence. Edgar Hoover Bence da de Edgar söyledi diye Hoover'da söylemiş hatırlıyorum olabilir. ben. Tabii pek çok isim geçiyor. Hilal de söylüyor, başkaları da söylüyor. Bizim de daha önce yapmak istediğimiz, sonra vazgeçtiğimiz, ertelediğimiz isimler olmuş. O da Coco Chanel Ya aslında tabii. öyle bir isimdi. Eski video formatımızda yapsak mı diye düşünmüştük. Ama işte bunu anlatamayacağın için Evet. bıçak sırtı bir Evet, böyle profil detayları biraz. anlatmak lazımdı. Canlı yayına dönünce hadi bakalım dedik. Ve Evet. bugün sizinle buluşturdu Coco Chanel'i.
Salı, Perşembe, Pazar akşam 9'da burada sohbete devam etmeyi planlıyoruz. Sizi de bekliyoruz tabii ki. Eğer bunu daha sonra kanaldan izliyorsanız bu videoyu da yorumlarda buluşalım. Sormak istedikleriniz, söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz olabilir. Varsa değişik bilgiler, onları da paylaşırsanız yorumlarda çok seviniriz tabii ki. Abone olun. Geldi, Abone olun. bilinçaltı. Evet, abone değilseniz abone olmanız, paylaşmanız, beğendiyseniz de beğenmeniz videoyu tabii ki çok kıymetli. Aklıma ne Teşekkür ederiz geldi? şimdiden. Aklıma ne Ne geldi? geldi? Biz de Lomboz tişörtü yaptırtalım. E. Çıkalım, tunalım, unalım. Allah ne verirse. Havalar da güzelleşti ya. Ha. Ne bileyim, belki biri tıklar mıklar. Yani tıklar derken bize tıklamasın da. Ne? Tişörtten görür mürür. Bu hani kız Ha, kardeşim şey falan gibi, koko giydiriyor gibi diyorsun. ya. Ha. Bence Ha. tutar abi. Mekan falan sanmasınlar ya. Yazarız canım. YouTube yazarız buraya. Yazabiliyor Lomboz. muyuz öyle şeyi kullanmakta? Ne bileyim, ben tırsıyorum telifinden, Ah. şusundan, Lomboz'un busundan, tasarımcısının kim olduğunu anlıyorsunuz değil mi dostlar? Buradan bu gelen sorudan anladınız herhalde tasarımcının kim olduğunu. Hayır, o değildi kastettiğim. Ne kastettin kız? Sonra anlatırım. Ha, şuursuz da ben oldum şimdi. Neyse. Churchill gelsin demiş bir Şu çocuğum. gelecek gelecek. Evet, Anlaştık. Churchill kesin kesinlikle. gelecek ya. Çok ilginç bir adam. Teşekkürler, çok güzeldi diyenler var. Teşekkür Vallahi ederiz iyi ki Sıla'cığım. varsınız. Teşekkür ediyoruz. Burada bizimle bugün canlı yayında olan, hala geldiyseniz sonuna kadar herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda da görüşmek üzere diyelim o zaman, değil mi? Diyelim. Hadi Hadi. bakalım. Kendinize Görüşürüz. çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.